Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ebo Show'a şeref verdiniz. Beni çok mutlu ettiniz gelerek. Biraz heyecanlıyım, heyecanımı maruz görüyorum. Konuklarım da aynı şekilde benim kadar heyecanlı diye tahmin ediyorum. Konuklarımı davet etmeden önce size birkaç açıklamada bulunacağım. Burada tabii ki asla kavga, dövüş ve benzeri bir şey olmayacak. Tamamen sulh içinde, barış içinde 10 numara eğlenceli bir yayın olacak. Kendi ortamımıza nasıl takılıyorsak aynısını size yansıtmaya çalışacağız. Daha önce böyle bir show olduğumu bilmiyorum. Ben niye böyle konuşuyorum? Bu kadar heyecanlıyım ki nasıl akıcı konuştuğumu ben bile tahmin edemiyorum. Bu benim ilk canlı yayınım. O yüzden illaki hatalar, problemler olacak. Bunlara maruz görün. Çok fazla zaman kaybetmeden ilk konuğumu davet ediyorum. Rain Man'i buraya alabilir miyiz? Tek dostum, can dostum. Abi hoş geldin. O senin ne işin var burada? Gerçeği bu YouTube videosu değil. Gel yanıma otur bakayım Ahmet. Nasıl gidiyor? Kardeşim şu anda takdim edildim. O yüzden... Abi Rain Man'i alabilir miyiz demedim. Gel abi gel gel. Biz makara yapacaktık ya, sana söylememişti. Alkışlayın abi abi. Bravo. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref verdin. Hoş geldin abi. Altınım. Gold boy abi, gold boy. Altın evet. Değil. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? İyi mi hocam, biliyorsun. Vay sofraya bak. Samimi bir sofra olmuş mu? İbo'nun bizi hiç böyle ağırladığını görmemiştim daha önce bu arada. Ne? Ya ne ben dedim ki az önce hepimiz birbirimiz pat diye girsek mi dedim. Kapıda bekliyorlar. Al herkesi ya. Tutma. Alalım abi. Zaten niye herkes dışarıdaki? Abi çağır. Bizim diğerlerinden farkımız olsun. Doğru söylüyor. Abi şimdi ilk yayınım ya benim. Evet. İlk defa bir canlı yayına daha şey önce... diyeceğim. Bu arada İbo hiç şu anki sen değilsin. Değil mi? Evet. Sikerim şimdi kardeşim. Oğlum siz ne çakıl adamlarsınız. Bir de kim verdi bu aklı İbo'ya? Özbe Özdeker abi. Çakıl eski vallahi menajeri. Ben vermedim. Abi bu ne harbiden yani şu an böyle gitmez ki bu. Öyle olmaz ya. Hayır tamam çıkart. Abi. Gel buraya abi gel. Hayır. İnsanlar tek tek sunulmak istiyor. Diyor ki Berkcan beni sunmalar lazım. Aa sikerim Berkcan tribüne şimdi ya. Olmaz diyor böyle bir şey diyor. Ben sunayım. Evet şimdi sosyal medyanın yaramaz çocuğu Berkcan Güvensin. Tamam yetmemiş galiba. Sosyal medyanın en taşraklı çocuğu. Bravo. Oğlum Mesut sen değil. Ne istiyor? Para mı istiyor bu ya? Ver onun parasını. Böyle yayını sikeyim. Evet baba. Evet abi. Oğlum sakin ol lan. Brain her yere yazdım. Dostum ne yapıyorsun? Ya, hoş geldin ya. Sosyal medyanın en büyük göt deliğindeyim. Gel hoş geldin Berkcan'ım. Nerede diye Enes'te mi takdim edelim? Bundan gel. Enes'te tabii. Abi Berkcan Enes'te mi takdim eder misin? Enes Batur geliyor. Murda geliyor. Murda geliyor. Merhaba oğlum. Enes hoş geldin. Ne yapıyorsun? Zamansal bir yolcu. Hey Enes İbrasan sen. Lan gönder takdim etseniz ayakta. Kendine bir isyan geliyor. Murda geliyor. Çarşınız mı kardeşim? Lan Efe'yi unuttum ama. Efe Uygaç geliyor! Vay be. Oğlum Efe Uygaç gelmiyor. Geliyor. Ulan en az takipçim var diye. Herkesi çağırdınız. Herkesini Berkcan'ın açacağız. Hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm Şerecim Mertan. Eski dostum nasılsın ya? Merhaba. Siz zaten tanışıyorsunuz Enes'le. Biliyorsunuz. Tablet abi kolpadan kalsın ya. Bazı notlar aldım. Ben nereye oturacağım? Sen kucağım. Kaysan mı? Yani Beyazıt Öztürk'ün dolmuşu. Abi saklı olarak soracaksınız. Şimdi bu kadar ekibim, yani böyle bir ekibin ne alaka? Burada ne alaka diye soracaksınız. Tamamen kickle yapılan deal'dan kaynaklanıyor. Açık söyleyeyim size. Tamam. Hiç burada yalan bir şey yok. Ben nasıl ki açık konuşuyorsam sizden de öyle açık cevaplar bekliyorum. Şimdi Berkcan, benim 50 bin dolar para kazanmam gerekiyor. Bu 50 bin. Minimum 50K izlemesi gerekiyor. Evet. En yakın rakibimiz Elrein'miş. Şu an kaç? Bilmiyorum. Yayın kaç? Elren de ağır taştırma yani bu yayıncılık konusu. Abi onu da çağırsaydın. Bu kadar var diye. Böyle olmaz mı? Keşke o da gelseydi. Evet. Efe senden başlayalım. Nasıl gidiyor kardeşim? Bir şeyden başlamayalım. Ya bunu yani, aynı anda 5 herifi daha öğrendim. Nasıl bir sohbet bekleyebilir ya? Anten ya. Sen çok sinirli geldi ama. Nasıl böyle bir sohbet bekleyebilirsin? Sen abi böyle bisbolu açtı geldi. Kanka sigara ben çiliyor hemen şey yapıyorum. İçiliyor abi. Hani kül tablası? İyi bir bok. Teşekkür ederim. Güzel gidiyor. Twitch'te yayınlar vesaire. En son bir kardeşime Necati'yi Yemek Teyze yolladık. Orada garip bir makara döndü. Ondan sonra o eğlenceliydi. Öyle takılıyoruz. Süper.
İlişkin var galiba kanka. Aslında temizleyip verdim. Her şey yolunda. Evet. Allah'a şükür. Evlilik var mı? Düşünüyorum. Bilmiyorum. Evlisi diyorum. Ailesi mi? Evet. Herkesin aklında vardır tabii ki. Efendim ilişkisi mi var? Tabuda mı tanıştınız? Nasıl yani ya? Nerede tanıştınız? Merak ediyorum. Normal tanıştık. Dışarıda bir yerde tanıştınız. Tabudan çıkmadığını söylüyor kanka. Kanka o çok önceydi ya. 2 yıl önceydi yani. Evet. Ben bayağıdır yoktum ondan sonra. Geçen hafta bizim Kemal ben devraldım. Ben devraldım. Sen mi aldın? Ben aldım sonra... Tabu am şövalyeliğini. Kemal... Ya senin ben amana koyayım ya. Kemal'in bir tane fotoğrafı kanka, var. Kanka Efe bak beni götürdü. Hoş konuşmuyor ya. Hoş konuşmuyor. Bugün var ya bir şey var yani. Ya bugün ayrıca hoş konuşmayacak. Bugün ayrıca bir... Eskisi gibi görünmek istiyor anladın mı? Labali. Alakası bile yok. Tabii tabii. Alakası bile yok. Sanki biz burada bunu amuk mu çekiyoruz misafir? Hani ben misafirim diye diyorum ki nazik olayım, kibar olayım da amına kodumu çakalım. Sen ne yapıyorsun oğlum? Az önce abi bu gerginlikten ölüyordu. Yayın açıldı ama ağzımıza sıçıyorsun ya. Bir de bana diyor ki oğlum, bu bana... kameralara oynuyor. Öyle öyle. Kameralara oynuyor. Enes'im... Abi asıl Enes Baturan oldu. Oğlum sen neresin amına koyayım? Enes Baturan oldu amına. Tek dostum kardeşim. Efe de arkadaşım. Ben bu yayını... Efe moder etsin istiyorum. Çok iyi. Çünkü ben de çok mutlu olurum. Tamam yer değiştirin. Ben varım. Yer değiştirin. Gel abi. Gel abi. Gel. Abi ben ortanıza geçeyim. Efe geçsin. Efe sen de bir göz. Moderasyon kaşesi. Abi, ayrılmaz ikiliyiz. Abi bir kaşe ben ayırdım sizi bence. Efe her an vampir köylü oynatacakmış gibi geliyor bana şu an. Ben oynarım vallahi oynamak isterseniz. Her an. Evet. İbom. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Her şey yolunda. Ta ki bugüne kadar her şey on numaraydı. Keyifler yerinde. Muhteşem. Bir yayıncılığa bir atılım gibi bir şey görüyoruz hep beraber seninle. Evet. Bunun sebebi nedir? Müzikten sıkıldın mı? Ne oldu? Kanka müzik sıkıntılığı da var. Ayrıyeten bir de para. Para. Kirk'te güzel para veriyorlarmış. Evet. Öyle duydum. Ben yokum bilmiyorum. Biraz daha size göre sosyal medya arka plandaydı. Aha. Hep böyle sizi bir araya getirmek istiyordum. Bu da bana nasip olduğu için çok mutluyum. Evet güzel yaptım. Evet İbo'ya bir alçalarım. Bir alçalarım. Dışarıda valla yayından önce bir saat önce falan toplandık. Bayağı muhabbet sohbet güzel gidiyordu. Herkesin böyle konuşacak şeyleri birikmiş. Yusuf'um. Efe'yle bayağıdır konuşmuyorduk ya. Yusuf'um ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Anlat. Nerelerdeydin? Dostum aynı bildiğin gibi. Öyle yok hayır öyle yok. Şimdi şarkı geliyor yakın zamanda öyle bir şeyler mi? Beklensin gecelerimiz. Devam edeceğiz onu. Bana her şarkıyı sorduğunda ben böyle otomatik olarak 100 tane böyle. Perot gibi iyi. Yani... Peki bayağıdır niye şarkı marka çıkarmıyorsun? Bir de sosyal medyada... Bu en son şey Fatih Altaylı şeyi vardı ya röportajı. Verelim abi hemen kaydı koyalım. Ne alakalı? Yani şey bile geliyor. Fırat var o. Ne abi o? O videoyu verseniz abi. Evet bir VTR'miz var. VTR'im abi VTR'yi. Asiktir prodüksiyon evet, iyi. Evet senin moderatörün için her şey hazır. Ne istersen hemen. Kanka tamam sen rahat ol. Ama onlar gel, aslında evet, bak bir. Aha. Bir sesi duymuyor. Ses alabiliyor musun bak? Sizin yapacağınız his. Tamam, ya kapat yani de olsun tamam, ya. Yusuf'um sen hatırlıyorsun zaten artık herkes de hatırlıyor. Oradan evet, sonra böyle bir yok Yusuf işte sıyırdı mı kafayı? Zaten hepimiz için, Kemal için de, Berkcan için de, Enes için de, benim için de. Buradan kafayı yemişler olarak mı toplandık? Ya biz şimdi öyle bir göz önünde büyüyor olmamızla ilgili. O kafayı yemişlik değil de şey gibi bir şey olabilir mi acaba? En prime dönemini yaşayıp sıkılıp geriye çekilmek gibi geliyor bana. Olabilir. Vay muhabbetinizi koyuyorsun. Abi konuşun. Oğlum siz ya, aslında anlaşır mısınız? Ben etsensi soruyorum. Kaç başka bir güzel gidiyor. Şarkılar da geliyor yolda. Ben biraz çok affedersiniz yani böyle sikitaşlarla takılan bir adamım. Yani. Bu muydu lan bu muydu? Geçen gün lansman yapıyorum şimdi. Sen gelmiyorsun hatta. Hasan Can Kaya'yı davet ettim. Onunla biraz sohbet ettik. Bana şey diyor ya oğlum diyor sen diyor tam olacağın bir şey yapacaksın diyor. Bir gözlerden kayboluyorsun uzaklaşıyorsun ha. Yani. Ya Hasan Can mı diyor bunu ya? Peki orada bir şey söyleyeceğim. Hasan Can'ı niye çağırmadın kanka bari? Kanka Hasan Can kim amına koyayım siz var ya. Bebek ya. Oo, bir şey yapacaksın ortadan kayboluyorsun ha? Evet. Öyle mi? Peki. Yapma ya. Peki Yusuf bir de ilişkim var güzel gidiyor. Evet, çok şükür. Evet. Onunla ilgili bir şeyler sormam gerekiyormuş gibi hissettim. Oraya yazmış çünkü. Evet sorabilirsin. Nasıl gidiyor kanka? İyi gidiyor mu? Çok evlilik şükür. Var mı abi? Ben sana yazıyorum. Var var inşallah. Ne zaman abi? Tarihi verir. Yakında ya, mı? Oo. Nasıl yani? Ya bu sorular geldiyse Enes'e kaç para kazandığı da sorulur. Sorulur. Berkcan'a niye ayrıldığı da sorulur. Yani Berkcan oğlum. Tamam mı bırakıyorum? Nasıl bir bakış yaptın bana? Sormazlar sanki. Oğlum benim sigaramı niye içiyorsun ya? Neyse buradan hemen bir Kemal'e zıplayalım. Evet abi yani Kemal'im, buradan zıplanacak o kadar yer var ki. Kemal'im sen ne yapıyorsun canım benim?
dostum. İşte takılıyoruz abi, birlikteyiz. Ya bilmiyormuş gibi niye bana şimdi yani, ayak... Oğlum ne oğlum, yapayım? Abi ekibi... He. Arkada nasıl oluyor? Onlar şimdi da biliyor, ne yapayım? Şet amına koyayım, söyleyeyim. Tabi buradan çıkmıyor, ver fotoğrafı abi. Ya şey diyeceğim, sen bir dakika durdur. Ne bir dakika he. Böyle biraz sansasyon bir oyunuz. Sen bir yere bir linçlendin, bir kitlere küfür etmişsin fena falan. Fena. Ya kitleme küfür etme. Ya GTA oynayan maldır demiş. Ya öyle bir şey demedim. Salak salak konuşmayın. Ben öyle bir şey demedim. Hayır ya. Kanka şöyle bir şey oldu. Ben de oynuyorum. Belli başlı bir kitleyle... Tamam Cemal sen sus. Enes sen konuş biraz. Enes benim linçimi anlatsan. Albümün varmış ya, ne oldu? Abi bir durun ya. He Cemal harbiden müzik yapmayacağım. Abi götü başı verdin. Beyler ben söyleyeyim size. Ben söyleyeyim. Kemal bütün parayı gitara harcamış çakalla verdi. O yüzden müzik yapamıyor. O da dert oldu ya millet amına. Sen müzikle ilgili bir konuş bakayım. Çakal dinleyen adamla gitar ne alaka amına. Adam hayır çıkan da bizim mahallede. Bir dakika çok özür dilerim kesiyorum. Sen olayı gördün mü? Çocuk sattım çocuk satıp Sweet Bonanza'ya yatırmış. Burada serbest. Ya burada serbest. Kimin gitar kanka? Pardon. Kimin gitar? Render olsun diye. Render olsun diye bir adamın gitarı. Ne alakalı? Ben de yaptım mı? Kim yapmıyor? Render Orton. Render Orton. Devam. Abi gitar bizim semtlerin çocuğa çıkıyor. Çocuğa orada satıyor. Konserde satıyor. Gidiyor Sweet Bonanza'ya yatırıyor bana. Sweet Bonanza yasak değil herhalde. Aynen değil değil. Steak. Oğlum. Değil değil. Sweet Bonanza direkt milli piyasada. Oğlum bir dakika. Bir hafta kapalı kaldı site. Dur anam. Direkt o kumar şeklisi blokladıkları gibi. Tabii tabii. Enes sen ne yapıyorsun abi? Evet. Abi asıl olay ben burada. Asıl olay adamı Enes Batur şu an. Evet. Mesela burası çok daha birbirine yakın ya. Bence. Mesela hep bir irtibattayız. Mesela Enes'in buraya gelip böyle şey yapması bile bana hani benim bir hoşuma gitti yani. Ekstra. Enes. Kaç yıl oldu ya tanışalım? Ya oğlum çok zaten oldu. Şöyle yani eski dönemde işte sosyal medyanın içerisinde işte o onunla biraz ters tarafta. Yusuf'la yakınlık ya filmi. Siz onunla... yoksa şey mi yapıyorsunuz? Evet lan siz film mi oynadınız? Kafa attığı sahne var. Evet. Doğru. Neydi lan? Ne diyordum? Repliğimi unuttum. Ne diyordun lan? Çocuğu sinemaya götürüyordun. Ödettiriyordun. Bir de üstüne kızı da alıyordun. Vay bu fragmanda yoktu. Sen izlemişsin o fragmanı. Para ne diyor lan? Bir şey diyor lan. Para gelecek. Para gelecek. Baba peki mesela o şey miydi? Yok be. ALS bütün parayı aldı. Öyle mi? Abi. Ben şeyi çok merak ettim. Sen nereden biliyorsun? Ses. İkinizin de aynı muhabbetlerden. Herkes bir tur sikildi. Abi ben bir Enes cevap verecek mi artık? Neye kanka? Amına koyayım ya kanka. Enes 9. hediyen ne ya? Kanka mesela hiç aranızda PR olsun diye kavga ettiğiniz oldu mu? Ben valla merak ediyorum. Bak bizimki yayın ortamı canlı. Çok böyle yani her şey ortada tamam ama YouTube bilmem ne şu bu böyle geleneksel medya işin için ne girince biraz ya, şey ne oluyor. Tamam sordu ya. Sordu diyor ki PR olsun diye kavga ettiniz mi? Yok be. Yok ya. Yok ya. Öyle bir şey yoktu yani. Yok. Yapsaydık keşke. Sen cevap alamayınca mutsuz oldun. Ben çok danışıklı dövüşebileceğimi ihtimalle vermedim Enes. O yüzden de böyle hiç şey yapmadım. Sen kafes dövüş falan diyordun. Bir ara biz boks yapacaktık. Yusuf, yani o, Yusuf, mesela Yusuf boksu, burada herkesi bir ve bir de siker mi hani bunu mu anlamadım? Yusuf'un boksu hatırlıyor musunuz? Dövmek için planlanmış bir şey diyemezdim. Sen hariç. Bu arada keşke buraya bir... Vay Oli kardeşim has adam. Nasıl yani buranın sosyal medyanın en eskisi bu adam. Evet. Bel kemiği. Ama yüzünü göstermek istemiyor. Levent Fırıncı'ya bir alkış alabilir miyim? Niye pek hoşuna gitmiyor galiba Oli? Niye gitmesin ya? Oli benim kardeşim değil mi? Enes sen neredesin? Soruya cevap vermeyeceksin galiba. Nasıl neredeyim? Ne yapacağız? İçerik üretmiyorum ne yapıyoruz? Yok hayatta da yoktun gene. Oğlum seninle bir yerde görmüyorum. Kanka nasıl olmam lazım? Bence bir şey diyeceğim. Bir, yani eğer gerçek cevaplar duymak istiyorsanız biraz... Makarayı bir kenara bırakmaz gerekiyor. Pardon kardeşim. Şöyle, çok özür dileriz. Şey uzun arada. Zamandır story atmıyorduk. Dışarıdan ortak takıldığımız zamanlarda da diğerlerine göre benle sen daha çok ortak alanda takıldık. Mesela sürekli hep partisi veriyordun. Benim hala korona ceza duruyor amına koyayım. Şunun bir altta vermesin neydi? Şunun alttan bir şeyini atsanız abi. Ve biraz da sessiz olduğunu gördüm senin. Aynen gainli bir aslında. Önceki zamana göre. Kanka bunun bir sebebi var mı söylemek istediğin veya... Fulde. Kariyer kasmıyorum şu an. Yer kasmıyorum ne ya bu hesap metini kes. Ne kasıyor kanka? Sen bunu mesela sen YouTube'u MMORPG bir oyun olarak görüp hesabını kassın bir köşeye attın ve kendi kendine bir gelir mi elde etti bunu? Hayır konuşma babında değil mesela çok üzerine düşünmedim mesela geleyim şunu anlatayım bunu anlatayım.
O, evet. Onu dedim. Onun dışında yok, da ben sana netini söyleyeyim, sen de delirdin. Sen de yarrağı yedin yani. Kanka biraz. Bir daha. Ne neden oldu lan? Ben gerçekten merak ediyorum bu arada yani. İlişki mi? Tar bize ne oldu? Aşk mı? Bugün bunu konuşalım mesela. Evet, bize tamam, yavaş bize yavaş gidelim şimdi. Sen de bir şey yapmıyorsun galiba. Tamam, yavaş yavaş senden başladık, öyle devam edelim. Tamam, soru olsun, bir tane soruyla gidelim. Ya herkese soralım. Arkadaşlar ben bırakın da ben şey yapayım. Modern evet, evet işte. Herkesin evet, genel şey bir sıkıntı var. Bu sıkıntının sebebi de galiba uzun zamandır bu mecranın içinde olmak. Ve uzun zamandır bu mecranın içinde olmanın verdiği yorgunluk. Enes Sele galiba zaten ilk... o çok vardı. Yapanlardan. Tabii, tabii. Bir de Enes'in ben hatırlıyorum. Zamanında NDNG'ydi. O da New Day, New Game'i her gün video atıyor. Video falandı yani. Yani o da şey, hani zor bir şey. Sen mi kurguluyordun? Bir yerden sonra. Bir yerden kurguluyordum. Karı iyi kastım. 100 level yaptım, bıraktım işte. Yani tatmin etmiyor kanka. Motivasyon eksikliği var. Sizde de var mı? Motivasyonunu düşüren şey ne oldu? Kitle mi mesela? Neyi senden? Hani kitle miydi, bir şey miydi? Arkadaş, mesela sizde de var mı yok mu? Motive etmiyor olmaz. Kanka pardon ya. Ben anlamadım. Ben mal mı yaptım? Aldığı etkileşimdir, aldığı izlenmedir. Artık bir yerden sonra anlamsız gelmeye başlamış adamın. Adam da o yüzden salmış. Bak en iyi anlayan adam ya. Tek oğlum siz çok yakın kanka olmuşsunuz. Siz niye kavga ettiniz? Abi ben program yaptınız da biz. Şey bu ne amık? Ben Berçan'a bir şey sorabilir miyim? Bana mı soruyorsun? İlk yapıya sor, ona göre. Senin mesela Enes'le sorunun neydi kanka? Geçmiş tane. Kanka sorun çocukluk var yani. Enes'le bir sorun böyle hani birebir sikiyim. Böyle soruyor. Abi yani, hep bir kavga var. Önce arkadaşlar şöyle ya sevmiyordum bir şey. Yani Enes'i. Şöyle bir şey yok mu mesela bir de? Ben mesela yakından hani duruma şahit olan birisi olarak Berkcan'la birlikte senelerce en yakın arkadaşlığımızı yürüttük. Hala da yürütüyoruz. O yüzden çok yakın şahit oldum. Bir yandan da insanların her zaman bir rival muhabbeti, rekabet varsa aslında etkileşim de var. Aynen abi, Biggie ile Tupac. Enes yani siz Biggie ile Tupac mıydınız? Kemal, tabii. Kemal bunlar da sıcak konuşulmaz. Bunu hiç kanka. Hiç ciddiyet. Ben Yusuf'a şu an hak verdim. Yusuf farkındaysa sessiz kaldı zaten. Oğlum şey diyorum yani insanlar birbirleriyle etkileşime girerek bu mecrada beraber hani ben ondan iyisini yapmalı. Biz yapmadık kanka. O benden iyisini yapmalı. O öyle bir rivalry i̇şte yani. Rekabet faktörü yukarı. Öyle bir fight'a girdin mi hiç Yusuf? Hiç hatırlamıyor musun? Ya böyle izlenme fight'ı, dinlenme fight'ı. Yok ya ben hiç o yarışın içerisinde değilim. Ya hadi orada da bırakmayın ya. Aynen ya skorpa. Aynen işte. Ya günde skorpa 750 tane video atan adam diyor ki ben rivallerim içinde değilim. Bu arada 26 bin video sildim ben. Oğlum skorpa'nın atasının %20'si sende abi. Her dakika atıyordu kanka. Sizden skorptan beri değil mi takip ediyorsunuz? Ben sen bana bir gün cevap vermiştin ve ben o gün çok sevinmiştim biliyor musun? Ya sen amına koyayım herkese yapmışsın zaten. Ama bak taşak mı içiyorsun? Kemal. Ya yarrama bak Kemal ne demek amına koyayım. Kemal. Arıyorum. O zaman dinle. Merhaba ben Rayman. Bana derler fenomen. İyisin. Ne onu da Burhan Bolat'tan çaldın. Sen seni kim bu zaman takmayayım. Burhan bu hatta niye küstün anlatsana. Oli. Eski YouTube işte burada izliyoruz. Gerçekler çıksın. Ya bunu amına koyayım ya. 2019 yılına sıkışmışım. Kanka bugün. Senin amacın neydi bana bunu söyle kanka, ya. Ya yayın senin amına koyayım onun bir aynen, farkına aynen, da var aynen, ya. Kanka, onun ilk planını ben sana anlatayım. Şu evet, anda İbo istediğini vereceğiz ve 45 dakika sonra ne kadar hızlı olur. Verirseniz o kadar iyi olur. Mesela Enes ne kadar hızlı şu anda kazandığı parayı söylerse bize. Berkcan. Peki ya mesela bunların geç. Sonucunda sana geç yeter iyi bir para kazandıracağız mı hani ona ya göre? Ya oğlum sikeyim parayı ya. Benim amacım sizi toplamak arkadaşlık kardeşim. Ya sen de hemen var ya bu kadar bozan da görmemiş. Ya kanka şaka bir yana vallahi billahi para değil. Dediğim gibi bizim gitti ya. Oğlum lan neydi ama abi ya? Bana para vermiyorlar bunun için ya. Ben devam etmeyeceğim bu yayınlara. Ya bunu beleşe mi yaptık? Evet. Ben yayını yaptım, sizi bir araya gidelim, muhabbeti de sen devam ettirin ya. Mandalina mı atayım? Ya Berkcan, aynen Berkcan. Nora Pelle'ye ne diyorsun kanka? Oha. Her şeyi bekle geçiyor. Oha. Abi bu ne amık, ondan başlamadı mı? Oğlum, kanka şeyi, İbo, şimdi şeyler var. Şimdi son kullanma tarihi geçmiş abi, onlar. Abi, şu klima yapsana. Aç abi, aç sesmez ya, chat. Sesi de idare edin amına koyayım ya. Oha. Sen benim ekibime yük veriyorsun ama. Ekibe demiyorum lan. Yakala chat.
Ben chatle sövüşüyorum bu arada, sen merak etme. Neyse şeyi konuşalım. Azıcık bir madem toplandık. Yakala chat, yakala chat. Pardon kanka, pardon. Çok üzülüyorum. Tamam, abi. Madem toplandık bak bu kadar kişi, önceden sosyal medyada böyle tatlı güzel şeyler yapan insanlar. Şeyi konuşalım mesela. Nerede yollarımız kesişti? Anladın mı? Nasıl tanıştık? Birbirimizin hayatı üzerindeki etkileri. Ha, nasıl tanıştınız? Mesela senle ben nasıl tanıştık lan? Ben hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Berkcan'la hatırlıyorum. O zaman skor... Ben seninle nasıl tanıştığımızı hatırladım. Evet. Sen Berkcan'a şaka yapacaktın. Arabasını postitle kaplayacaktın. O zaman mı? Videoya bak. Sen Berkcan'ın evine gelmiştin. Videoya bak dediğin içeri sen çektin bana. Ben kapladım senin arabayı. Ha, o senin evine grafiti. O senin evine grafiti yapmış. Grafiti yapıyordun ya benim evime. Ha, o zaman mı? Mesela ben Enes'le Berkcan'la o zamanlar işte şey videolar çekiyorduk. Ben Enes'e şey yazdım. Ya, benim Efe Şov'a konuk olur musun yazmıştım. Ondan sonra Enes de benim videoya gelmişti. Onun üstüne hatta seninle en yakın arkadaşım Enes Batur'la video çekti diye video çekmişti. Oğlum bana geçen kan sıkmış ya. Mırak odumuz sosyal. Kemal'le ben, Kemal bana İtopya'dan bilgisayar alıp yayıncılık hayatımın başlamasına ben de bu Türkiye herhalde bir bilgisayar diyeceğim ama evet, böyle bir evet olayım da var ya. Evet. Kanka benim şöyle, benim seninle ne zaman? Ben seninle Yusuf'un bir yok tane şeyi var. Yok lan burada tanıştık ya. Yok lan villası var. Ya alakası yok. Otobüs oğlum. Villası vardı bu adamın. Aa, şu koronada ATV habere çıkan. Aa, şova çıktık. Halay çekerken. Halay çekerken. O video var mı? Ya evinde nargile partisi veriyordun. Hayır oğlum. Nereden 2 sene önce? Yusuf onu hatırlıyor musun? Doğum günü kutluyorduk. Evet. Doğru. Ferit'in doğum günü kutlarken bir Show TV'ye çıktık. Korona partisi. Ben şaka partisi zannetmiştim ilk onu, biliyor musun? Ya şaka. Niye çıktık dedi o. Ama yasak varmış, biz onu atlamışız o zaman. Ben Yusuf abiyle tanıştığım gün hayatım. Benim iznim vardı baba. Enes bana öyle ya bakma, bana öyle bakma. Cumhurbaşkanlığına şikayet etme beni. İzinlerin herhangi bir. Benim izin var. Beni yalama, diğerlerini gömmeye. Doğum günü sen var mı? Ben yüz... Neydi? Kemal abi. Hadi hadi gel. Senin abi, tabii canım. Abi, oğlum biz ya o gün neler yaptık ama. Rahatsız edip çıkalım mı dışarı? Pardon kanka, çok özür dilerim. Şöyle. Diyene bağlayacaktık oradan, girecektik. Nerede tanıştın senle? Kimle? Senle ben? Evet. Senle ben Yusuf'la beraberken tanıştık. Zaten Yusuf olmasaydı muhtemelen peki, siz bana selam bile vermezdiniz gibi geliyor. Peki ilk İbo'yla tanıştığında ne düşündün? Ne geçirdin? Ben İbo'yu ilk tanıştığımda çok sevdim. Çok eğlenceli bir adam olduğunu düşünmüştüm. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum. Ben İbo'ya aksi bir cevap ben İbo'ya ilk tamam vişneli şarabını ben içirdim. Allah senin belanı versin. Günahını sana yazsın. Karadutlu diyor. O hikayesine dikmişti, hatırlıyor musun? Rezillik ama. Rezillik. Sabah kalp da rezildi. Sen şeyi hatırlıyor musun? Senle benim Clubhouse'daki en yakın arkadaş dönemlerimizi. Evet, herkesin birbirine en yakın arkadaşı. Yok, biz hani kahvaltı yapan, 7'ye kadar Clubhouse'da koşup kahvaltıya senin eve gelmiştik. Clubhouse ortamı, harbi Clubhouse neydi amına koyayım? Ya birader, boomer mısınız ya? Bu konular ne amına koyayım? Boomer değil miyiz kanka? Bir dakika, sen niye boomer değilmişsin gibi davranıyorsun? Ya aynen, şapkayı da ters takmış ya, ha? 2000 lirasın amına. Afacan dövmüşsün. Aynen, Limp Bizkit amına koyuyorum. Boş diyor ki, onun kanalına direkt bu lambı 11'i çekelim. Ben boomer değilim oğlum. TikTok'ta en yeni şeylerin hepsi bende. Nasıl? Nasıl? Trendsetters'ın TikTok Reels Party falan bilir misiniz? TikTok Reels Party duydunuz mu? Biliyorum, biliyorum. Türkiş Kuandele. Evet, evet. Sen? Ne o? Geç baba, ya sen geç. Sen? Reels yap. Reels yap. O değil. Geç. Ha. Sen? Viski var mı? Ben evet var, geliyor. Sen TikTok izliyorsun yani abi abi. Ben bayağı kullanıyorum. Ben sosyal medyanın nabzını tutuyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Sosyal medyanın nabzını mı tutuyorsun? Aynen, sadece nabzı tutuyorum. Ben Twitter'dayım. Bakıyorum sabah kaç akşam Twitter'da. Bir tane size koydursana. Ben şöyle düşünüyorum yani. Delirdim ya. Siz bir ara küstünüz Twitter'da. Evet, Yusuf beni sildi. Sen şöyle bir tweet attın değil mi? Biz hiç arkadaş değilmişiz. Şunu evet. Hanginiz attı? Ben attım onu. Allah senin belanı versin. Sen ne şerefsiz adamsın. Nasıl dedin lan bunu yıllardır arkadaşsın? Hayır, Yusuf dedi ki. Sosyal medyada... Ya bir dakika, bir dakika, manipüle etme. Bak, manipüle filan ver. İbo'nun burada şov yaptığına bakma. Sizin ikinizin Twitter kavgası oldu. İşte küstünüz birbirinize. İbo akşam beni arıyor siz Twitter'dan mentionlaşırken. Barıştırmaya çalışıyor. Bana diyor ki, ya biz bunlarla ne yapacağız ya? Sizin ikinizden bahsederek. Baba ne yapacağız derken kötü anladım ya, anladım şey, bir şey diyeceğim ya. Kendini nasıl Efe bir şey diyeceğim. Yusuf konu, Sefo'ya kuruldu. Konuyu ben şey. Ben bunlar küsü öyle değil mi? Anlamadım küsü birbirine, biliyor musun? Ha, onu anlat ya. Niye? Yani, sen anlat kardeşim, benim benim burası. Her şeyi söz verdim. Hayır yani o onun oğlum, anlat. Yusuf Sefo'ya kuruldu. Adem senden adam olmaz demiş. Kim oğlu? Abi bu ikisi kanka, arkada konuşup gelseniz ya. Bilader niye kanka? Yusuf'un Sefo'ya kurulması. Mikrofonları bölecektim burada. Sansasyonel. Ha niye küslükleri? Bence çok komikti mesela. Evet, devam et kanka. Sefo dediğin yerine yazı var mı içinde? Kanka, Yusuf
Ne oldu da beni sildin lan sen? Buraya öyle. Ay, Yusuf herkes takipten çıktı. Ben de çok da sikimizde diye bir tweet attım onun üstüne. Ama yani sen hani o ben Yusuf'a demedim bunu. Yok yok, Yusuf'a dedi, ben hayır, hatırlıyorum. Hayır, çok da sikimizde değil. Senin de sikime kadar yolun var dedim. Aa, o da şey, Cimer şarkısının sözü evet. Kanka. Senin de sikime kadar yolun var. Ondan sonra ama Yusuf... senin de o an mı atasın geldi o sözü ya? Yusuf'a gönderdiğine değil miydi? Kanka burada doğruları konuşalım. Berçan re yapıyor şu an amına koyayım. Hayır öyle. Hayır, Yusuf beni... Tamam, bu bari kendine geldi. Zaman okuyayım, sakin ol. Hayır, ben onu sana atmadığımı ya söyledim. Ya ben her şeyi anlarım da kanka, Alizade seni nasıl dolandırdı anlarım. Ya Allah'ın... Ne bileyim, nereliydi Azerde? Azerbaycan mı? Nahçıvanlısı geldi. Biz dolandıramadık da bunu. Dolandıramadık. Kaç kuruyor neydi senin? Kanka, bu benim de herhangi bir şey davaya... Kanka, ne olur bak. Ya. Ve yemin ederim Alper bu yeni izliyor. Kanka, davalık şu an. Tamam, yani konuşalım. Şarkılar davalık. Haklarında hayırlısı, yolları açık olsun. Allah'a emanet. Kanka. Şimdi şarkı yapsa parasını alamıyor. Bizi de alamadı. Dur. Karma kanka, bana bulaştı. Baba sizde niye hep böyle hikayeler var? Şarkı yapıyorsunuz, YouTube yapıyorsunuz, paranızı alamıyorsunuz. Baba olay ne biliyor musun? Yok ben mesela... Baba olay ben biliyorum. Hep bunu duyuyorum yani. BG'de duyuyorum. Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun amına? Sen ne anlatıyorsun ya? Sen GTA oynayanlara mal dedin amına. Demedim öyle bir şey amına koyayım ya. Şifre neydi ya? Bu piç algı yapıyor arkadaşlar. Algı yapıyorum. Manipulator. Eğer ben gerçekten cevabını alacaksam Enes'e bir şey sormak istiyorum. What the fuck? Enes niye küstür abi falan? Yok ama hala ne geliyor hesaptan sana? Yaşayacak kadar. Senin ben yalanını 6 milyon. Türkiye'de yaşayacak kadar mı? Amerika'da yaşayacak? Gerçi aynı. Belki. Kanka para ne istiyorsan onu alacak kadar Space kazanmak için vardır kadar. Bence. Abi, yani çok bir şey istemeyince yani. Harcamıyorsun. Oğlum adamı bakın. Ben size Enes'in durumunu senin şöyle özetleyebilir miyim? Tabii. Bu adam dopamin olarak sıkıntıda, dopaminal bir sıkıntı yaşıyor. Efe şu sen bu adam hayatında her... Sen Enes'in tercümanı olarak gelmiş. Bir dakika, sen bir şey bir anlatabilir miyim ya? Enes'i bir size anlatabilir miyim? Bu adam sizin bu gece bir haftanın keyiflerin en büyüğünü yaşamış. Bir günde 10 milyon kızgın küllerin üstüne düşmüş. Her şey amına koyayım yapmış. Sonrasında demiş ki bana beni artık tatmin etmiyor. Ben bundan aynı izlensem de bu tatmini yeterli olarak bu anlıyorum. Bu arada bunu ya Berkcan anlatıyor. Onu da söyleyeyim. Berkcan bana dedi ki çok özür dilerim. Ya bence Berkcan'ın söylemesi benim daha çok hoşuma gitti. Analizi güzel olmuş. Çünkü onun ne yaptığını anlıyorum. Cristiano Ronaldo'nun yanına gittik ya biz. Cristiano Ronaldo'nun yanına gittikten sonra ne çekeceğiz deyip Carlos Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo'nun yanına gittik. Bu eleman dedi ki bana gittikten sonra döndük. Dedi ki ben artık dedi YouTube'a ne çekeceğimi bilmiyorum dedi. Tamam mı? Ne yapabilirim? Niye dedim? O da dedi ki bunun üstüne dedi ne çekebiliriz gerçekten bilmiyorum. Artık dedi ben bu beklentiyi yukarıya taşımaya çalışmaktan yoruldum dedi. Haklı bu arada. Evet. Neyse ondan sonra hiçbir şey çekmedi dedi ki en iyisi dedi beklentiyi en dipten başlatmak tekrardan dedi. Şarkı çıkarayım. Sonra lastikle karpuz patlatma videosu attı işte. Ya bu arada o yayın Twitch'te 33K izleniyordu. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Kanka, ben bu kadar siktir git bana Twitch kariyerini amına koyayım. Senin 3 dakikayla 5 dakika arası sürüyor. Benim canlı yayın kariyerimi beni yayına çağırdı. Beni yayına çağırdı. Lego yapacağım diye. Lego'yu bir türlü beceremedi. İkinci dakikası yayının. Sağdan soldan düşürüyorsun. Vur evet vur amına koyayım. Vur. Berkcan otistik. Ya Berkcan otistik ne amına? Var öyle bir şey. Bu nasıl bir söyler? Bu nasıl bir söyle? Ay, ya gerçekten teşhisi konulmuş bir yerden söylüyorum. Ya manyak mısın? Kim abi koydu bu teşhisi amına koyayım? Senin bir tane sikik arkadaşın da otistik dedi diye otistik mi olduk amına koyayım? Umarım Cihan abi izliyor. Bence Cihan abi de otistik bu arada. Ya beyler ne anlatıyorsunuz ya? Geçin şu konuyu ya. Tamam geçelim. Ben anlamadım. Şahin takipten çıkmış diyorlar. Ne alaka amına koyayım şimdi? Nasıl ne alaka? Girdim konuya bak amına. Bak. Sen abi niye, herkes peki sen benim niye sorduğumuz soru çok mu alakalı? Sen benim niye çakal yayınında Jahreyn'e sövdün amına koyayım? Sen oradan mı? Laflarımın arkasındayım ben. Sen sevmiyor musun? Kanka bilmiyorum niye çıktı. Ben de çıktım. Bu kadar. Bir biz değil anlaşamıyorduk son dönemlerde zaten. Çıktı ben de çıktım. O kadar yani. Tamam abi bu kadar canım. Çok yıldızımız barışmıyor bu arada. Ya bu anatem toplantısı ne zaman bitecek? Bizi buradan komple anateme yatırır amına koyayım. Bu ekibin hepsi amına koyayım. Kanka. Kafası düzgün olan bir tane adamın olmaması. Efendim.
Efe hariç yani. Efe hariç. Abi Efe ama bayılıyorum Efe bu çocuğa. Efe hiçbir şey bulamamış. Efe'ye bayılıyorum ama ya. Ses yapıyor. Baksana. Husband material. Ses yapıyormuş böyle. Husband material. Yok yok. Bir şey yok. Selim İmamoğlu'sun be. Genç kızlara aşık olduğu yakışık. Babam nerede ya? Evet amca hiç alsanız adam bekliyordu. Ya baba baban gelsin bir burada gelsin üstünden bir mandalina şey... yiyelim. Şuraya yatırıp babamın üstünden abi bir çilek milek yiyelim. Abi. Ne yeni mi? Bu ne lan bir şey sandım ben açtım. Kanka bak. Kasılmamak için sana, söylüyorum. Bak, ya bu adam kasılmıyor. Sen kasılmıyor. Benim sikim taşlama renk ne kasılması? Ben seni... Çok iğrenç söylemler bunlar ya. Sikim taşlama renk ne demek ya? Aynı boyda. Denizkan. Ben biraz yayını selamünaleyküm. Gel gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Hepinizin sikim aşağına denk. Gel. Sen buraya gel. Gel Enes aç ya. Yavaş. Arkadaşlar şu kollara bakın amına koyayım. Hangisine? Şu kollara bakın. Bu adamı korumayan taş varsa bile şu an koruyor. Sağ su çekmek istiyorum. Dur. Şu kollara bakın. Şu kollara bak. Şu kollara bak. Şu yüzüklere bak. Hepsi jiletli amına koyayım. Abi mi ya? Harbi mi? Arkadaşlar bakın. Şuraya bir yakın çekim alalım. Bakın şuraya bir yakın çekim alalım. Jiletleri çekin. Yok. Maksimum kilo kifanı. Dövme. Kilo kifanı. Çocukluk hatıralarım ya. Şurada bak BBL dövmen nasıl çıktı ha az önce yakın çekim. Bak. Kemal BBL dövmesi yaptırmış abi, babasına yaptırmış. Ya. Babam bir gün geldi BBL dövmesi var ya boynunda. Baba biz BBL'ciyiz. Yani big butt lifting bro. Fucking big butt lifting. Yusuf'un? Yusuf. Babam ayrı Yusuf. Rahatsız mı oldu yeterince konuştuk ya. Onlar mı oldu? Sizin ikinizin ilişkisi hep ayrı. Öyle mi? Hep kanka benim gördüğüm sen o. Sen oğlu olarak yani bunu gözlemledim. Ben görüyorum bunu. Sizin ayrı bir şeyiniz var. Ne anlamda yani. Mesela? Kanka o böyle ya çok... Bize daha benim bir tarafım Sivas'ın da o yüzden. Kangallıyım. Allah Allah. Bütün çevrem çünkü Sivaslı ben de Kangallı oldum. Ha, öyle şey. Bana bir acıyor mu? Kangal mı? Öyle bir ilçe var mı kangal? Evet. Köpek değil mi o? Yok, gülüm. İlçe de var. Abi çok özür dilerim senden. Bir VTR'miz var. Şu Kemal'in bir fotoğrafı var. Ne abi o? Sarışın hanımefendilerle. Kim haberin lan? Haberin var mı abi? Ne yaptın kanka? Şu fotoğraya bak. Bakar mısın? Ne diyorsunuz ya? Gülüm beni ayarlamıştım onlara kanka, ya. Kanka saçmalamayın bir şey diyeceğim. Ebo. Abi dursana ya. Gel. Ne bu fotoğraf? Kim onlar? Şu altta sağ altta. Kanka ortada kebap ben bunu anlatacağım. Şurada 10 tane mi? Hanımefendi var. Ben ortadayım. Bir erkek, bu da muhtemelen Eray mı? Kim bu? Yok hepsi kız. Yok gülüm yok ondan trans değil. Bizim daha önce gazino vardı. Bizim ya bu. Nasıl yani? Bizde gazino vardı. Kemal bu fotoğraf ben o zaman ne? Kemal'e o abi, zaman götürdüm. Bu da Avalon'da ya. Olayı anlatıyorum. İşte oraya benim oturtturduydum. Şimdi bizi seven nesil. Ortam yapsın babası elinden tutmuş da böyle. Ya hayır. Ya öyle bir şey yok. Kanka bizi ya sizi de seven. Sizin bizi aradaki ilişki çok güzel ama. Güzel. Baba oğul biz. Kanka gibiyiz. Ben babamı bir aydır görmüyorum ama. Valla. Biz hep öyleyiz ya. Yemin ederim. Babam görevde mi amına koyayım? Ne hala? Hayır oğlum aramızdaki iletişim böyle değil yani. Ben nasıl saygı diyorsam sen de saygı diyorsun oğlum. Ben şuradan yargılanmak istemiyorum abi. Şunu anlatayım. Takipçilerimiz bizi seven insanlar. Dedi ki Kemal Bey otur bir fotoğraf çekilelim. Ben de gittim bir fotoğraf çekildim Efe. Hepsi de sarışın kızlardı yani. Evet. Olabilir abi. Ya senin yayını toplamda 5 tane sarışın kız izliyorsa beni siksinler ya. Ya bak ya. Ya sen niye böyle ne oldu abi şimdi? Oğlum yalan Yusuf, söylüyorum ben bunu biliyorum. Avalon'da kara ayarlarken çekilen bir fotoğraf. Ya değil abi. Konuşuyorsun ya cümleye bak ya. Avalon'da kara ayarlar sohbetleri. Ya yuh. Cancel Ibo amına koyayım ya. Cancel chat cancel Ibo. Ya baba kimse babam yanımda ya. Diğer VTR'yi verelim abi. Ver abi. Ver diğerini ver. Niye babanın yanında hiç yapmadın şeyi? Baba bütün abi. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Chatten çok yazıyorlar. Enes Batur zorla gelmiş. Yo. En kolay o geldi vallahi. Abi mi? Enes gelir misin? Siz para mı istediniz? Oğlum ben 2000 dolara bakıyorum. Sen sorayım mı? Evet. 2000 de bana ver. Tamam. Ya kanka Enes Batur ne alaka falan. Aa ayıp ediyor. Ben gerçekleri söyleyeceğim kardeşim. Ben buraya bu insanlara davet ederken sağ olsun abim ikiletmedi. Direkt dedi ki geliyorum. Gerçekte olan... Yusuf değil. Evet. Kendi müzisyen sağ olsun dünden razıydı. Efe aynı şekilde.
Berkcan'ın şikayetini değil dedi. Berkcan diyor ki kanka Enes oturup ne alaka amına koyayım. Ben bence Yusuf mesela 2 kere 3 kere iptal etmiştir. Niye böyle dedi abi bana? Bir şey diyeceğim. Ben normalde yayının senin olduğunu. Söyle evet dinliyoruz. Ben yayının senin olacağını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Rayman söyledi. Ya öf İbo ya. Var ya harbiden boş yapmıyor mu? Boş yapıyor. Ama hayır yani şu an tüm tuşlara basmak zorunda. Aynen. İbo Kick'ten bu deal'ı alabilmesi için bunun olması gerekiyordu. O ve Mehmet Parlak. Ve İbrahim Tilaver... Ama hayatımız boş. Bir şey diyeceğim. İbrahim Tilaver... Bu ne amına koyayım ya? Bütün kaçları takmış. Söyle rahatla ya. Söyle. Bu ne bu? Ama ne bu? Böyle yayın mı olur ya? Kanka. Ben dün İbo'yu, ben dün İbo'ya dedim ki, kanka dedim, yayında ne yapacağız dedim. Valla verebilirim yani. İbo da bana dedi ki, merak etme kanka dedim. Bilmiyorum işte, hep böyle. Abi sussanıza ya, sikeceğim ya, yayın geç yapmanız mı hayatınızda ya? Sen ne biçim konuşuyorsun oğlum? Bir şey diyeceğim. Hayır, ben öyle bir şey demiyorum. Oğlum beni kaldırma ya, BG. Bilmez ya böyle şey. Beni kaldırma ya şimdi baba. Bir şey diyeceğim, ben babanla senden olduğumdan daha yakınım. Doğru bu arada. Buradan ötesi lan buradan. Maalesef doğru. Ben bir şey diyeceğim. Bu yayın İbrahim Tilaver'in varlığı için yapılan bir yayın. Çok teşekkür ederim kardeşim. İbrahim Tilaver bize iyi bir dost olmasaydı bu yayın böyle gerçekleşmezdi. Baba şuradan söyle. Demek ki herkese bir şekilde bir alkış alalım. Ben şimdi şapkamı yan çevirip ceza holokost söylemez miyim? Baba şunu söyle. Babamın bu arada bu platformlarda geçerliği vardır. Ebo'ya kaç dolar vermeli Kick platformu? Kaç bin dolar? Bence yani... 50 bin dolardan aşağı 50 bin dolar olmaması lazım. Aylık. Zaten vermezse tek yayınlarına başlayacağım. Dur oğlum hayır. Ve artı bir şey az önce içtim. Yo yo onu söyle. Hayır. Arkana bir şey verdi. Versinler hayır. Yo yo. Şu var ya. O da bir baksın Ebo'ya. Kim? Abi kamera orada. Şu. Hayır neyi, bak. Neyi diyorsun? Nereye bakıyorsun? Red adını kullanmıyorum. Belki para vermedi. Otmuş he. Onun benim babam müftesi yavrum. Niye böyle davranıyorsun? Red Bull ne? Red Bull'un sana bir sponsorluk vermesi lazım. Red Bull diyor adam mesela. Ya sana burada sponsorluk veriliyor. Sen adama torbacı şeyi yaptın. Estağfurullah baba ya olur mu? Öyle bir şey demek istemedim ben. Torbacı? Bacı. Oğlum bana ne için izledim ben? Evet Berkcan. İlk aramızda evlenen isim. Arkadaşlar, ben sigara içmek istemiyorum galiba hala. Yayının gidişatı bir şey abi. Kafamı şöyle ben şey vampir kaldı. Vampir kaldı. Bir yakın çekim. Please bir yakın çekim ya. Oğlum Ebo şurada gözüksün amına kuzuklarım. Baba sen niye bu karede var? Ben ikisini de seviyorum. İkisini de seviyorum. Kripto adamısın. Sen bir tane olmuyorsun biliyor musun? Yok benim be. Sen muhbirsin ya, sen kesin bir şeysin ya. Yoksa aksi takdirde... Kesin mit var. Her yere dokunabilen bir adam olman mümkün değil yani. Seviyorlar ya. Oğlum bir gün hatırlıyor musun? Oğlum ben en son... Bahçeşehir'in bir yer siz görüştünüz de ben yanınıza geldim. Abi yayın benim amına koyayım ya. Durun abi. Pardon kanka ya. Buyur abi. Yok söylemeyeceğim. Nasıl yani? Niye? Trip atıyor çocuk. Abi bir saattir dinlemiyorsun çocuğu. Abi trip trip atmıyorum. Akıyor işte. Konuşsun insanlar. Ben abi o akmadığı yerde bir şeye bağlayacak. Yusuf abi en son babanı Lil Pump konserinde gördüm. Akmadığı yerde. Harbiden ha. O yanan yerde. Evet. Ya biz de ulan o yerde. Ne yandı bir o yer. Yeah. Nereden? Harbiden ya. Şey masumiyet işte. Kimdi Tupac? Dolarcı var ya. Lil Pump oğlum. Lil Pump şehre gitmiş. Dolarcı konseri yapmış. Yok, bir de beni arıyor. Diyor ki sen yayın yap diyor. Ben diyor konserlerde geziyorum falan diyor. Kimdi Tupac'la bu bir mi? Evet Tupac'la bir şey anlatıyordu. Biggie ha. Ben Biggie miyim? Sen Biggie. Ya babalar bir şey söyleyeceğim. Bakın. Ben Biggie. Ortak bir... Diyalog Kemal sen yayıncı adamsın. Kanka ne istiyorsun sen ne istiyorsun? Ne olsun istiyorsun? Bana söyle yapma ya. Ortak bir sohbete girelim hep beraber. Herkes bir yanda bir şey konuşuyor. Seyirciye hiçbir şey geçmiyor günün sonunda. Hani topluca bir sohbet edelim. Bir şey evet. Konuşalım. Abi Alizade muhabbetini konuşmak abi, istiyorum. Abi al mesela. Herkes ne konuştu? Ben de şey yok.
Tamam. Gelecek. Siz biliyor musunuz bu arada bunu Kemal abi? Mesela Arizade'nin gerçekten dolandırdığını biliyor musunuz? Kanka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne kadar dolandırdın? O muhabbetle alakalı. Hepsini mi aldın? Hani hepsini mi aldın? Sıkıntı yedi. Kanka o muhabbetle alakalı şimdi şu, o durumun içerisinde bir hukuki de bir durum olduğu için. Kanka Alper bizden bir şey yapamaz ya. Rahat ol. Yani karşı taraf da bizden. Konuşmak çok doğru gibi gelmiyor bana. Bence Berkcan dışında herkes yorum yapabilir. Yusuf abi ne diyorsun bu konuya? Yani benim pek bir fikrim yok. Ne olay ne? Sen yorum yapamazsın kanka. Ne? Hukuki bir açıdan senin için problem yaratabilir. Ya ne oldu ne? Alizade. Ya Allah'ım yarabbim ne alaka konu bu buradan niye çıkmadı? Ne bileyim ben. Evet devam edelim ortak. Hocam konu. Adam şunu istiyor. Twitter'da bir olay adam paylaşıyor. Adam şunu istiyor. Gelirlerin elde etmek istiyor. Ne son var? Ne var? Konflik puş oldu. Bu da diyor ki ne var bunda? Sen ne oldu? Geç Efe. Bu ne kadar çekirdekli bu mantık? Ne yapalım? Bir yer mi değiştirelim? Bir enerji mi? King ondan. Gelin yani şey böyle... vampir türlü öğretim size. Efe'nin sarar bu arada. Abi bu yayın acaba şey düşünüyorum ben. Bu yayın... Buraya 30 bin dolar atarlar. Ya bir şey konuşmak zorunda değiliz ya. Muhabbet akar zaten. Tabii canım zaten. Kamera yokmuş gibi varsın. Kanka bu arada yayıncılık o. Evet. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Şöyle ben sizin hayatınızda yeni bir sayfa olacağını düşünüyorum bu yayının. Acaba Rayman bu yayından sonra hani yani YouTube'a dönmek değil de biraz daha fazla içerik üretir mi? Yani içerikten kastım. Niye kanka? Şarkı da olabilir. Allah Allah. Biraz daha aktif olur mu? Ya da Berkcan ya da Enes dönecek mi? Ben onları merak ediyorum. Ben dönmeyeceğim. Nereye? Neden? Sen kriptodan parayı koydun. Tamam. Ya bir şey diye koydu. Ben bizim bir NFT meselesi. Ben gayet keyifliyim. Salak cüzdanı da çaldırdı. Her yerden zarar aldı. Birader ne anlatıyorsun sen? Abi ya? Soruya cevap verin. Koyu dağıtmayın. Ne anlatıyorsun? Sen geçen Avax Stars diye bir projeye girdin. 5000 dolar için verirsin. Bu ev var ya herkes birbirini patlatacak. Sana yemin ediyorum. Ama dolandırmak mı? Ya ben şaka yapıyorum onu. Enes sen geri dönecek misin? Dönerim kanka. Nasıl? Ne zaman? Bu kadar yalan bir şey. Hayır. Nasıl yani. Kanka? Nasıl yani. Dönmek istiyorsun peki? Döndüğünde artık insanlar seni nasıl izlesin istiyorsun? Nasıl görünmek istiyorsun? Daha farklı bir Enes oluştu sanki. Kanka bir amacım olması lazım yani. Bu zamana kadar eğlenerek yaptık ya bir şeyleri. Küçüklükten başladık hani. Ya sen gelirse. Mr. Beast olsaydın inanılmaz mutlu olurdun. Niye yani? Sen yeteri kadar parayı insanlara vermedin bence. Orada kaybettin. Çok mu yedi? Senden Mr. Beast olurdu bu arada. Olurdu lan abi. Mr. Beast. Ya belki olur. Niye şey yaptınız hemen alçalttınız ama. Alçaltmadık oğlum. Mr. Beast olmak istemiyorum ben. Yok yok yarrağına. Ben Mr. Beast olmak olmaz. Artık olmaz. Sen bir daha sosyal medyaya döndüğünde insanlara nasıl görünmek istiyorsun? Yani artık ne bileyim herhangi bir şekilde seni buradan uzaklaştırmayacak bir biçimde nasıl var olmak istiyorsun bu dijital ortamda? Abiciğim. Kaç yıl mesela? Ne bileyim gittiği yere. Kanka şöyle düşün bizim emekliliğimiz yok. Senin benim hiçbirimizin yok. Sen ne zamana kadar çalışacaksın? Bankurlu değil misiniz siz? Biraz. Özel sağlık sigortası da mı yok? Bence ne yapacağız? Siz askeri mi yatıyor? Gayrimenkul içeriği üretecek. Yok ya. Ne alakalı Mehmet abi? Sen ne abi? Ne içeriği üretecek? Almadığı yer kalmış. Gayrimenkul içeriği üretecek. Enes Yılmazer mi abi? Aynen Yılmazer. Şimdi... Enes Batur bu, Enes Yılmazer değil. Baba karıştırdın içimi. Sen karıştırdın. Hayır. Hani 100-200 daire yaptı ya ondan diyorum. Baba dur dur. Antalya'da Antalya'da 100 dairem var mı? 100 dairesi yok. Yalan söylüyorsan Allah belanı versin. 100 daire ne kanka? 100 dairesi varsa daire, strese tamam, girer misin? Parayı boş ver ya. Doğruyu söyle. Para yok dairesi varsa yok. Bence daha çalışmasın zaten yani. Ne? Zaten çalışmıyor ya. Sen de çalış. Daha fazla da çalış. Kanka benim olayım farklı. Kemal sen gayrimenkul biz gayrimeşru falan. Kemal bütün parayı yedi amına koyayım. Kemal bütün parayı kıyafetlerine verdi. Diye versin diye ağlıyor amına koyayım. Siktir git amına koyayım. Ne ya? Sen o yüzden buradasın. Acaba bir şey ya sen de mi lan bir şey kapar mı? Ya şu an ama sen de mi ayak uyduruyorsun? Sizin, ben gideyim. Hani bu yayın bir şeyler kapar mıyım diye mi geldim buraya amına koyayım? Ne bileyim yani senin Yusuf'un biraz farklı geldi. Yusuf'un ihtiyacı yok ki. Saat şeyleri var, Rolex'ler, o bu işleri oo, ya. Aaa! Yani yalnız. O işleri yapıyor be. Baba, baba dikkat et biz. Mehmet amca bak bak. Bak şunların değerini biliyor musun sen? Manitanı aldın değil mi bunu? Ben sen değer olarak pişmiyorum zaten. Yani yakışıyor. Baksana bileklerimiz bomboş. Allah herkesin yakışıyor. Yakışıyor. Senede 3 tane yakışanı yapacağım. Ben nasıl yakıştırdım?
Onlar da sana yakışır. Sen fazla yakıştırmışsın yani. Baba. Tamam, bu konudan açıklayalım. Depresyonda olan var mı arkadaşlar? Ben depresyondayım baba. Abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Olabilir. Baba ben sizi seviyorum. Ben kaçacağım. Sıkıldı. Tamam mı? Oğlum zamanımız yok. Bunların hepsi depresyonda. Allah Allah. Hiç sormana gerek yok, hepsi depresyonda. Şimdi... Abi görüşürüz. Aha kapalı. Adam babası öyle. Sen var ya bir numara. Bugün yıkılacaksınız, ben size söyleyeyim. Vallahi billahi. Seviyorum abi çok da sikimizde değil ya. Biz şöyle abone atamaz. Olsunlar abone. Bu adam Ebo'ya abone. İnan Ebo iyi bir yayıncı ses olacak. Ses gitmiş beyler. Yani öbür işinden hariç. Hepiniz abone olun. Öbür işine... Baba ne verelim şey? Abonelere? Bir şey verelim. Sakso çekeyim ben abi. Ben söyleyeyim. Söyle bilgisayar abi. Verelim mi? Bir şey verelim. Evet, bir çekiliş yapalım. Bir tane bilgisayar Yılmaz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Yılmaz, Yılmaz, burada mısın? Bak, gülüm. Tamam, ayarla sen bir tane bilgisayar abonelere özel. Hemen bir bilgisayar dizelim. Onu da chat'e hediye edelim. Aynen. Bana dizmesin. Hediye. Yılmaz sana kim? Sana değil. Yok, ayarlar. Ütopya'nın şey. Sahibi mi? Aynen. Bir değil, iki olsun abi ya. İki tane parasını ben vereyim. İki. Yılmazcığım senin adına nasıl şirket bizim diye söylüyorlar. Ver gitsin. Baba seviyorum. Babacığım öpüyorum. Ben kaçar. Öptüm. Sen nereye gidiyorsun? Bayram bitti tabii. Amına koyayım zaten iki tane abone var. Öpüyorum sizi. Çekiliş sonucu belli. Nasıl iki tane abone var? Baba abone millet abone oluyor mesela. Onlara senin bir şeyi bir değer vermen lazım yani. Bu çekiliş olur bir şey. Özel bir içerik. Öğrenmiştik Kemal abinden. İçerik olur. 10 tane iPhone verek. Ya bir dur amına koyayım ya. 10 iPhone kanka. Abone kaç para getiriyor bana? $5. Anladığım işler değil bu. Sen beni çağırdın ben geldim. Çok da mutlu da değil. Ben. Kanka $5 veriyor. $4.95. Abi Enes. Bir şey diyeceğim. Enes iyi mi? Hiç konuşmuyor, bir şey yapmıyor. Oğlum böyle oldu. Çocuk böyle oldu. Kanka adamı sıkıştırdınız. Yok 100 ev mi var, 200 ev mi var? Abi adam yalan mesela... Söylemedik ki kanka. Beyler bir şey diyeceğim. Adam YouTube bırakmış hala en çok izleniyor. Para geliyor yani. Ya ne diyorsun? Bir sesli konuştu. Duyuyorsun ya. Neyi ya? Bizim dedikodu mı yapamayacağız ama? Bir sesli konuş. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Siz hepiniz... Bak Yusuf da, Berkcan da, Kemal de... Böyle birebirdeyken... 10 numara muhabbeti olan insanlarsınız. Tamam mı? İşte. Yeni kapatalım bence. Şurada şöyle bir oturduk. Sabahtan beri burada bir shit show var yani. Anladın mı? Herkes bir yandan bir şey konuşuyor, bir şey yapıyor. Niye böyle yaptınız? İyi dedin efendim. Sen niye bir fırça çekiyorsun? Fırça çekiyorum çünkü. Çok haklı, çok haklı ve çok iyi söylüyor. Yayınlar girdiğinizden beri karşıya hiçbir şey vermedik yani. Önemli olan zaten birazcık da orayla bağ kurmak ya. Evet, çok iyi. Kimle? Yine chat'e oynuyor. Chat'e oynuyor. Chat'e oynuyor. Kemal'den çözmüş. Kemal'den çözmüş bu adam. Live. Sen asker... bizi de bozdu. Piç. Ben askerden kaçtım bu arada. Sen askerlik anılarını anlattın mı mesela? Hayır ya. Çok kötü. Kanka var mı abi? Çok kötü. Anlat. Bir şey diyeceğim. Böyle epik bir şey buradan, var mı? Ben buradan devrelerine bütün selam. 9. bölüğe selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kütahya. Kütahya Hava Ertugay Komutanlığı'na. Herkese çok selamlar, sevgiler. Akıllı telefon kullandın mı abi? Merak ediyorum sadece. Hayır diyebilirdin ya. Evet. Yani hayır diyebilirdim evet. He, kullanmadın. Bir tek şey başına bir odada kaldığın mesela o yalandır büyük ihtimalle söyleniyor ya. Gerçekten böyle bir şey var bu arada. Var hadi gördüm oğlum. Sen nereden duydun Kemal? Nasıl yani ya tek başına odada abi ben böyle internetin göt işte. Deliyim diyorum sana. Oğlum sen nereden duydun? Ben duyarım abi biz internetiz ya. Tek başına bir odada mı kaldın? Kalmadım da işte kalmışım gibi konuştular. Sen ambulansla hatta... gece dışarı çıkıyorum. O muhabbet de var. O çok komik. Nasıl ya askerde tek kişi kaldı mı? Bu arada Berkcan harbiden kaçıyor gibi bir şey yani. Hayır ya Kasım'da gidiyorum. Mart'taydı. Oğlum erteledim. Orkun'la, kes sesini. Orkun'la aynı yerde yapacaktı. Orkun'la aynı yerde sonra yapmamak sonra götü yemedi. Için. Gel Enes'im gel. Sonra götü yemedi. Enes'im gel güzel suçtun var. Ağustos'a erteledi. Ağustos'tan Eylül'e, Eylül'den Ekim'e, Ekim'den Kazım'a. Daha da sikime kadar. Sen bir de askerlikte Alper Rende'yle mi yaptın? Vallahi evet. Nasıldı abi? Geldi ya. Harbi mi ya? Geldi ya. Nasıldı? Ha Denizkan mı? Geldi abi gel ya. Alper Rende'yle mi nasıldı yoksa? Yok Alper Rende'yle nasıldı?
İyi kanka kaçış 3 çekmiş. Güzel. Ya orası başka bir muhabbet. Burada hiçbiriniz gitmediği için tabii burada çok sizinle paylaşacak bir şey yok. Bana askerlik artistliği falan yapma birader. Hiç artistlik değil yani. Askerlikle ilgili konuşabileceğim bir şey yok. Gayet iyi. İnanılmaz bir prensip var. İnanılmaz yani nasıl diyeyim? Harika bir düzen, bir hiyerarşi. Ya, ve onun bir parça, yemin ediyorum bak onun bir parçası olmak yani en azından ben 9. bölük 497 tane erkek hiç kimsenin birbirine karşı galip gelmeye çalışmaması sahip olduğu testosteronun kimsenin sikinde olmaması anladın mı? Sadece olaya kilitleniyor olmak ya inanılmaz bence ya harbiden bambaşka bir olay yani. Gerçekten vatani hani böyle vatani bir olay var. Kemal nerede oğlum? Sağ ol. Ahmet ne yapıyorsun abicim hoş geldin. Biraz sesli konuş. Chat yıkıldı bu arada sen geldin. İyi abi çok şükür sen abi. Nasıl gidiyor? İyi abi. Ahmet story atsaydı yayını ya. Abi Ahmet'in etkileşiminden fark... Ya, Ahmet yeni var. Şarkı ne zaman? Yakında. Hep öyle diyor ya. Yakında. Çel abisi bir feat yapar mısın ben? Harbiden Ahmet'e bir albüm yapıyorum ya. Okey. Yemin et. Ben okeyim. Yemin et. Harbi mi? Direkt Ahmet. 30 bak kaç kişi var yayında? Bana bir şey diyeyim mi? 30.500. İsim vermeyeceğim de senin birçok fitinden daha taşşaklı olur. Of. Özge abi. Denizkan. Ya bak Baneva fitine hiçbir şey söylemiyorum. Baneva'yı çok seviyorum çünkü. Oğlum senin başarılı fitin yok ki. Oha aman akım. Su King. Ufu 361 ben sayacağım. Bunu, ben sayacağım. Bunu söyle yapmadın ya. Bunu söyle yapmadın. Suu King, Ufu 361, İnna. Ben onu şu an İnna. Zorlamak istemiyorum. Yarram, Alizade ile yaptığın onda dolandırıldın ama. Konuşturma şimdi beni. Bro, bro. Geller buraya ya, hadi amına koyayım. Harbiye, dökülürüm burada. Sen çok kötü bir noktaydın. Kanka dökülebilirsin, kamera orada. Evet arkadaşlar. Sen beni kazıklamadın mı? Evet abi. Arkadaşlar, Label C5 ve Batu Flex'i ayıran o adamın şovunda. Bak, senin yüzünden, senin yüzünden bu ülke drill müzikte kan kaybetti amına koyayım. Senin yüzünden. Senin bir kaşar bu arada. Oğlum bir şey diyeceğim. Baba böyle. Bunu az biraz üstüne. Tamam ya, madem öyle gerçeği açıklayayım ben. Batu Flex ile Able C5'te feat atmak istedi abi. Üçü ikisiyle. Batu aa, istemedi. Buna karışır ben gidiyorum. Buna karışacak. Yok yok. Ne benim, oldu ya? Benim oğlum ne açıklama yapayım. Benim uzaktan yakından bir alakam varsa orospu çocuğuyum amına koyayım. 2 saattir Nahçıvan'da doğdum köylüyüm diyorsun amına koyayım. Tamam daha başka var mı? Ya oğlum bak bir şey söyleyeceğim. Seni de sikeceğim sürekli yayını boklama ya. Boklamıyorum ya. Bir sakin olun kendinize gelin. Ya bu tayfa ne biz böyle başlamadık amına koyayım altı çocuk. Ne alaka altı çocuk? Kalkın gül. Oğlum bir kenara. Beni görevli yaptılar. Hoş geldin abi. Gel tamam gel ver kendini otur. Gel. Golden boy. Golden boy. Fucking hayır. Golden man. Bronze boy. Bertan İngilizce konuşsana. Bro, diğer gelen nasıl gidiyor hayat? Anlat, anlat. How is going? What it is? İbo. Enes'teyiz. Sen. Ben şey, hayır sendeyiz. Sen şeyi bir anlat bakayım. Ne oldu yine? Sen şeyi anlat bir bakayım. Ne oldu yine? Ülke dışına çıkıp güzel videolar çekiyordun. Ne zaman çekeceksin yenilerini? Yayın mı yapacaksın? Ne ya yapacaksın? Small talk deyince de Efe be. Ne yapayım kanka? Anlamadım şey mi diyeyim? Sen bunu niye böyle yaptın falan mı diyeyim? Kanka ben muhtemelen yayınlarla ilk önce Hindistan'a gideceğim. Bu ikinci programda da üçüncü programda. Hindistan'a gideceğim. Taşınabilir Wi-Fi'm de şurada bir yerde. Ya Yiğit ya Özbey. Hindistan'da yayın yapmaya başlayacağım. Hindistan'dan başlayarak. Hindistan aynen. İsrail, Hindistan, Filistin. Öyle gideceğim. Sansasyon yani ederim. Bir tane birinci böyle ülke. Bizde vermiyorlar. Oğlum ne yapayım amına koyayım? Bunu gerçeği mi söyleyeyim? Sabıkam sıkıntılı. Sen harbiden ne yapacaksın? Nasıl ne yapacaksın? Kanka ben merak ediyorum. Sen ne yapacaksın? Şarkıdan başka bir şey yapacaksın mı? İkinci çıkaracak şimdi. Birinci. Kanka, benim elimde 20-30 tane şarkı var. Onları. Oğlum satsana bunu amına koyduğum. Ben Bertrand Güven şarkısı çıkarmak istiyorum bir tane. Tamam, anlaştık. Söz mü? Herkesin önünde. Kaç para veriyor? Söz, parası konuşulur. Yok, burada konuşulacak. Parası konuşulur kardeşim. Kanka burada konuşulacak. Kardeşim 750 bin lira artı. Ya sikeceğim, Alizade'ye bedava veriyor. Bize gelince 750 bin lira çekiyor. Söz, Label'da Batu'nun arasını bozdum. Gelip bir de şimdi Efe ile benim aramı bozmaya çalışıyorum. Alizade ile senin aranı bozdum. Kanka, Enes'e biraz soru sorar mısın? Allah aşkına. Konuşmuyor ama artık. Hani atlamıyor konuya, bekliyorum atlamıyor. Bir şey diyeceğim, o adam ne yapıyor ki bu? Sen ne yapıyorsun harbi? Bir yıldır yokum.
Bir yıldır yokluk o değil. Ya bu genel konuya giremiyorum o yüzden. Genel normal hayatında ne yapıyorsun? Kanka sevgilim ne takılıyorum rahat. Chill bir hayat. Çok beklentisi olmuyor. Ama işten işe böyle hani sürekli bir şey atmam lazım. Her gün onu yapmam lazım. Şeyinden çıktım kendi içimde. Sosyal medyaya bakmam lazım. Şunu o ne yapıyor, bu ne yapıyor falan. O yorgunluktan... Kimse bir şey yapmıyor zaten yani. Gayet rahat olabiliriz. Dur ya dinleyelim. Çocuk devam etsin. Tamam, evet. Ben... Konuş kanka susma. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz bir şey proje yazıyorum da. Ne artık projesi? Film, dizi, şarkı. Ya onu sürpriz ya. Onu şu an bir şey söylemeyeyim. Ya söyle lütfen araştırma ya. Araştırma yapıyorum kanka. Ahmet kaç detay. Araştırma yapıyorum, hayatımı yaşıyorum. Ya. Dünyaya da ulaşabilirim şu an. Hiç yok mu öyle bir mevzu? Kanka ya bu çocuk yarın öbür gün 3 tane adam vuracak amına koyayım. Yanında fotoğrafım var. Yaralı bizim için. Kimden bahsediyor? Çocuktan bahsediyor. Abi böyle bir şey var. Abi yarın 3 tane adam vuracak amına koyayım. Yanında böyle fotoğrafım var amına koyayım. Bir şey diyeceğim. Sana niye bu kadar tehlikeli görünüyor? Ya şaka yapıyorum makara ya. Yo bu arada çocuk küçüklü bir geçen çocuk. Küçük reymen işte. Geçen bunu yolda söylemiştim. Şu an değil ya. Ne? Lütfen ya. Daha aranız yeni düzeldi. Ne oldu ki? Ya onların arası iyi oğlum. Onların iki tane filmi var. Devam filmi var amına koyayım. Sen niye bu durumu kıskanmış gibisin? Hayır. Belki. Bana diyor ki kanka sus pus olmayın. Bağıracağın abla. Av av av. Oldu mu kanka? Arttı mı izleyici? Buna kudumu çocuklarına bak ya. Benim ekibe bak ya. Abi Enes sen yokken bir şeyler anlattı. Ne anlattı Enes? Kafasının içindeki sesleri susturuyormuş. Kanka ben bu projesi yazmış ama söylemek istemiyormuş. Bence sen alırsın abi. Yani ben ciddi ciddi Enes'i dinlemek isterim. Bu arada da bu ortamda çok mümkün değil gibi. Katarsis'e mi ya? Dönelim yavaştan? Siz yapın bir böyle beraber bir sohbet. Yani siz başa başa bırakalım mı anlık yayında? En son dövüşüyorduk o kaldı. Abi hadi biz Enes'le baş başa bir bırakalım. Bir baş başa bırakalım harbi gel abi. Abi gidin sigara için abi. Gerçekten. Ya? Sen zaten insanları yanında içemiyorsun. Kanka sen uzun, sen de buraya otursun. Katarsis. Valla katarsis. Efe'nin de bu ortamı pek bozacağını zannetmiyorum. Gel Efe. Ben buradayım ya. Öyle mi? Beyler, daha bir yakın hissedelim. Efe gel buraya ya. Çık şunları bırak sevda kuşlarını. Oturuyorum işte ya. Ya katarsis. Sürekli bir makarali, sürekli bir labalilik, vıcık vıcık. Bu ne abicim ya? Kafam sikildi ya. Ne yapıyorsun Enes? Harbiden nasılsın yani? Gerçekten. Ya rahatım ya. Sen İyi, nasıl? Hissediyor musun? Mutlu musun ya? Sen ne yapıyorsun? Dur şimdi... Ben çok mutluyum bu arada. 10 üzerinden kaç mesela? 10. Harbi mi? Yemin ediyorum 10. Ya tabii sana... Çünkü niye biliyor musun? 8 olmasının ya da 6 olmasının bir faydasını görmedim. Hayır o sabah kalktığında ne yapacağını biliyor musun? Bilmesem de 10 ya. Bilmemiz mi gerekir? Evet. Öyle mi? İnsanı motive eden şey değil mi bu zaten? Hani aklına geleni yapacağın bir noktada... Nasıl diyeyim? Sürekli aklına bir şey geliyor, onu yapıyorsun. Benim aklım şu an boş. Bir şey gelmiyor. Evet. Gezer misin peki? Yok. Hiç gitmiyor musun bir yerlere falan? Nereye mesela? Öner gideyim. Ya ne bileyim, Mısır'a git. Gitti mi Mısır'a? Mısır falan? Yarrak yok. Gibi bu arada. En son 10 yaşında gitmiş. Mısır yarrak gibi. Çok sallama yani şu anda. Hı. Kanka biraz ya daha... Gidebilirsin yani anladın mı? Hani... Yapacak bir şeyler illaki var o gittiği yerde. Ya, düşündüğüm şey hani şu an günübirlik yaşıyoruz ya bu süre daha da kısaldı. Yani yapılan içeriklerin bana artık bir anlamı yokmuş gibi geliyor. Yani bundan 10 yıl sonra konuşulduğunda bir şey katmamış olacaksın kimseye. Evet. Hani şey diyebilirsin ben niye birine bir şey katayım ki bu benim sorumluluğum değil. Evet. Sen bir nitelik arıyorsun. Ama... Ahmet seviyorum seni. Burada bir inanç noktası geliyor yani. Hani... İyilik yapayım ki öldükten sonra cennete gideyim gibi bir şey. Hani insanlara bir şey İnançlı katayım ki. İnançlı bir insan mısın? Farklı değişik evet. Yani ben Enes'i anlıyorum bak. Ben Enes'i anlıyorum harbiden. O yüzden şey ya, yani. Mesela bunu söyleyerek neden bizim anlamadığımızı düşündürtüyorsun insanlara? Ben de anlıyorum. Beyler şeyi soracağım. Ben yokken ortamda bali mi çekildi? Yo neden? Şimdi farklı bir muhabbet dönüyor şu an ben yakalayamadım. Ha birazcık böyle ciddi. Oğlum varoluşsan. Pardon. Varoluşsan sancılar. Pardon. Evet varoluşsal sancılar. Bak ben direkt anlıyorum evet, seni. Evet. Ne dedin kendine o zaman? Ne dedim kendime biliyor musun? Ben bu hayatta ne istiyorum dedim. Hedefim ne gibi bir şey. Aynen öyle. Ben bu hayatta ne istiyorum? Ne noktaya gitmeliyim? Devam edin. Ve?
Okey ya. Devam edin işte. Devam edin. Bu kadar. Sen ne dedin? Yani bir hedefin var mı yoksa dümdüz yaşıyor musun? Ya hedef dediğim yani şu kadar şarkım dinlenecek gibi bir şey değil de şu an seni motive eden şey ne? Tam öyle diyeyim. Yaşıyor olmak için mi, bu işleri yapıyor olmak için mi? Genel. Ya ikisi de aynı şey. Aynı şey. Hayatın değil mi zaten? Yok, yaşıyor olmak istemekle bir şeyler yani iş için beni motive eden bir şey bulmak demek aynı şeyler demek değil yani. Hiç çalışmadan da yaşama sevinciyle dolu insanlar var ya da hiçbir şey yapmak yok, istemem. Ben senin için ne diyorum şu an ya? Benim için heyecanlı ya. Şeyi fark ettim yani. Hani yarın ne olacağını bilmiyor olmak benim için heyecan verici. Tahminsizlik sende stres yaratmıyor mu ne olacağını bilmemek? Çünkü hani çık büyük bir yere geliyorsun, ondan sonra Berkcan dediği gibi ya çok iyi bir içerik attım ama arkasına ne atacağımı... O stres yani. Ya, çok iyi bir yere gelsen de arkasında belirsizlik seni daha çok kötü yapıyor ne kadar yükselirsen. Ama bir şeyleri garanti olduğunu düşündüğünde de hiç... Garanti... Ya bu ne ya? Planladığı YouTube'un YouTube'un geleceği ne olacak ama? Hiç senin de böyle çok yani planladığın gibi gitmediği olmadı mı yani? Enes Batur'un YouTube'u bırakması tamam, stratejik olarak doğru karar mı? Yani. Aslında bunda hiçbir cevabı yok. Cevap sensin. SS aklıma geliyor. Kanka bu stres tabii ki o stresi yönetebilmek önemli. Yani önüne gelen sürekli korkular. Beyler bu arada şey çok özür diliyorum. Ali biçim yazdı. Acun abi Efe'nin telefonunu istiyormuş Survivor için. Efe nerede oğlum? Efe yok ki burada. Yok lan burada pardon. Efe arasın oğlum bize niye söylüyorsun? Ali abi ne yaz? Magazin al o işte gerizekalı. Ali'yi niye çağırmadın? Harbi Ali'yi niye çağırmadın? Kanka 5 siz bile fazlasınız zaman okuyayım. Ali'yi nasıl çağırayım? Siz bile fazlasınız. Kafaları alabilir miyiz kanka? Fatih çağırsana kafaları. Enes şey Enes oturuyor. Ne Fatih mi geliyor? Reynmen'le dövüşün olmuyor mu? 2019. Seninle bunları sonra konuş. Abi Enes de tamam. Enes'le Berkcan alalım bir de böyle bir sen de size. Sen de yeterince iyi anladın. Ya başka şey bırakalım mı? Seni de ayrıca tamam alayım. Abi kamera çekti seni. Gel Enes gel buraya. Şey Berkcan gel kanka. Tamam kanka hayır, aynı yerdeyiz ya. İkisi birbiriniz olsun. Ha lütfen. Gel fark eder gel buraya gel. Ne fark eder mi? İkimiz farklı insanlarız Enes. Hayır yer değişikliğini ayarlıyorum. Bir de kamerayı arkaya çevireceklerdi. Bitecek bu evet. Muhabbet. Ya iş olsun. Aranızdaki sorunu halledin kanka. Sorun yoksa sorun yok diyordun değil mi sen? Benim seninle bir sorunum yok. Benim niye o zaman çocuğu çağırdığımda Enes geliyorsa ben gelmiyorum dedin? Yani canlı yayında... Aslında yüz yüze bizim hiçbir yerde içeriğimiz de yok. O yüzden de belki... Evet yani bunu sana, bu primi sana vermek istemediğimizden olabilir belki. Anladım. Ya Enes de benim... Ben sana güvendim iptal edersin diye. Nasıl hükümet ederiz? Oğlum var mı? Ya bir şey diyeceğim. Benim harbiden bana böyle şey gibi geliyor. Lise arkadaşlarını toplamışsın ve hepsiyle aynı anda muhabbet ediyorsun gibi hissettirtiyor. O yüzden yani herhangi bir sorun olarak görmedim bunu. Az önce kamera arkasından yayını izledim, sizi izledim. Enes böyle yürüyen set edit gibi geliyor bana böyle. Anladın mı? Hep böyle hani... O benim aldı ya. Bir şey yapmıyorum adamın ya. Adamın yaşadığı belki sorunları var, belki bir şeyleri var. Yani bence insanların üstüne çok yüklenmek gerekiyor. Ya bu kadar anlayışlıydın da Enes'i neden sevmemeyi tercih ettin? Oğlum en çok zorbalık yapan sendin ama koyayım. Evet ama da çok garip geliyor bana. Enes'i davet eden benim. Şu an böyle yani. Oğlum ben de 22 yaşında Enes'e yaptığım zorbalıkta Enes de bana karşı zorbalık yaptığı durumlar oldu. Tabii. Burada ama da bunları sende konuşup... Sende ibnelik vardı yani. Bir şey diyeceğim. Enes'te de ibnelik vardı. Bir kere vardı da. Enes de zamanında ibnelik yaptı. İbnelik derken bu arada kendimden utandım, özür dilerim arkadaşlar. Sonuç olarak yo, o anlamda değil, hayır yani ikimizin de beraber paylaştığı hikayede ne kadar açıklayıcı olmak zorundasınız ama bir şey diyeceğim abi, beraber ikimizin bir olayını anlatıyorum ya çok özür diliyorum dostum tamam ikimiz de birbirimize sınırı aşan şeyleri yaptığımız için o yüzden aramızda böyle bir şey vardı yani husumet vardı tamam Berkcan Güven'in attığı dizi açabilir miyiz evet TR'ye giriyoruz Berkcan Güven'in resmi buraya. Ey bunun Enes'im dinle... nasılsın? Ha, ne düşünüyorsun? Ben geliyorum. Hey oğlum, Enes'im nasılsın? Elim. Sonra parasını alamadın. Sen kanka Biziz'de parayı aldın mı? Biziz'de paramı almadım. Biziz'de o da para kazanmadı ki. Nasıl? Ayrıca mi gitti? Ayrıca Erdem. Erdem abi bir zengindir şu an var ya. Erdem abi iyi. Erdem abi var ya iyi zengin ettiniz Erdem ha. Abi. Bence Enes daha çok zengin etmiştir. Enes iki tane film verdi adama. Şu an var ya. Senin filmler nasıl izledim daha amına koyayım ya. Nasıl ya? Bir de beni niye oynatmadın sen filmde ya? Keşke ya. Ayakkabıcı diye falan verseydin orada.
Taksim Store. VTR gelmeyecek galiba. Ponçik bir store. Ah be ne diyor ya. VTR girmeyecek mi oğlum? Onu girdi kanka şu an. Biz göremiyoruz. Hayır. Oğlum biraz ya bu nasıl ya. Bir yayın ya? Ya bu da Show TV mu amına koyayım? Biraz bekle insanlar. Amına koyacağım abi senin. Oğlum daha önce daha yapılan bir yazmış. Sen niye ya? Eskiden böyle değildin bak ha. Bak nerede kırıldı sen biliyor musun? Bak Ebo hop ver sesli baba. Helikopteri kaça kiraladın? Oğlum bizi yok. Adidas'a diye. Verdik. Bu proje Adidas'la yaptığım bir projeydi. Harbi mi? Üstte bak full Efe de Adidas, ben de Adidas. Efe hala Adidas. İzleyelim. Sen parayı ne yaptın? Nasıl parayı ne yaptın? Sapanca'da yazlık aldım. Sapanca'da yazlık var. Harbi mi? Aynen. Çok iyi fiyi. Yani evet, bu arada dişlerin en iyi fiyi. Bu arada ben de biliyorum. Falan diyor. Bak dursana bir kanka, bir dursana dönüyorum. Çakma store seni, bu bana mı gönderdi? Evet sana gönderme. İşte hayat öyle ki amına koyayım. Yusuf'a yeni bir isim bulalım. Rain Manek'e geri vites. Bro barlarım can acıtır. Buradaki bu arada bu dizi Efe ile yazdık. Buradaki güncel rapinden daha iyi bu arada. Ya siktir git yarrağımı ye. Siktir git. Siktir git. Siktir. Yoksa bu bir fan art mı? Bunu YouTuber'ları tek tek koyduğun şey mi bu? Hepsini mi izleyeceğiz? Yok. Hepsini izlemeyelim de. Hep bir şey muhabbeti var. Tamam dur lan abi. Efe sanki senin sözlerini yazıyormuş gibi genel bir adına var mı? Evet. Musun? Sözleri yo. Kim yazdı kanka? Kanka burada beraber yazdık. Beraber. Mesela bur- kendi şarkılarında hiç Efe'nin yazdığı bir söz. Aa, yok. Öyle bir şey yok. Kendi şarkılarımı ben yazıyorum. Vay be. Öyle. Yusuf yazmıyor bu arada. Biziz'e mi gelelim bakalım? Son ya kanka hayır ya. Biziz Verse'ü izlemek bile istemiyorum ya. Yemin ediyorum o bizi... zamanların en iyisi. Kariyerin ya, hayır ya. Güzel, benim Biziz Verse'üm var ya üf felaket. Direkt Berkcan'ın Verse'ü açar mısınız? Bu benim hayatta en çok utandığım şey olabilir biliyor musun? Seninle olduğu için değil. Sağ ol amına. Bireysel performans olarak. Bir tane mandalina alsana. Bir tane mandalina alsana bro. Yok ama soymadı. Nasıl tutamadın amına koyayım? At bana. BBL House gibi bir yere götürmen lazım. Trendlere giremeyen çekti tepki videosu. Sen Amerikan futbolu çalışıyorsun. Azıcık içerik üretin lan YouTube'un fiyaskosu. Kanka ya abi. Kanka bu nimet yazmış ha. Sekti açalım. Çantaya girdi. Açalım abi biz geldi. 100 yılın dizi amına koyayım ya. Oli sen de vardın burada gel bakalım. Ya rezillik amına koyayım. Gelir misin kanka sen de vardın burada gel. Rezillik ya rezillik. Abi Oli'ye bir alkış Yusuf abi Oli geldi. Oli baba. Ya solcu gazeteye nasıl paylaştın? Ha? Feminist 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 hakkında bir paylaştı. Ya bir de alıntılamış attığı tweet'i üzerine katılımıyla başladı diye ayrıca atmış. Kim bu senin arkadaşın mı amına koyayım? Evet, Yusuf'un kuzeni spray boya yapıyor amına koyayım arkada. Aa Oli işte. Hey adamım nasılsın? Bu saç modeli beğenmiş miydin? Yarrak gibi bu arada. Abi ya çok kötü ya. Ya işte heveslenip bir boya. O zamanların... Vah ben ne yapıyorum amına koyayım bu videoda ya? Ben ne yapıyorum ya bu videoda? Kafayı yiyeceğim. Ya ya. Ya ya. Bunun Berkcan Güven Verse'ü rezillik amına koyayım. Dur abi. Bu Remy'nin Verse'üydü değil mi abi? Evet. Kim yazdı abi bu sözleri? Efe Uygar. Ben Oğulcan Nihat. Efe Uygar yazdı. Koray. Eza. Tamam. Leyla yazarladı şu an. Leyla nasıl bunu yazar adamlar nasıl Leyla yazdı amına koyayım? Tamam. Fark. Bu kadar. Bir şey diyeceğim bu arada bu zamanın bence güzel bir olayıydı yani. Ya bir şey diyeceğim yok arkadaşlar. Abi streamse stream kaç şarkı kaç milyon? 100 milyon ama. Kaç şu an? Bitti abi. Arz talep amına koyayım kaç? Aynen öyle. 80. 80 milyon. Kaç para aldınız abi? Berkcan'ın var mı 80 milyon? Var bu arada. Var bu arada arkadaşlar. 4 tane 80 milyon şarkım var bu arada okey. Oha.
Klasik'te. Gecelerin Spotify. Nerede? Spotify'da. Gecelerin nerede? Berçin açmıyor. En kısa zamanda kimin şarkısı çıkıyor buradan? Yusuf'un çıkıyor. Zaten ben bugünü zaten bu Oğuzcan. Program bu program Yusuf ben için geliyorum. Yapılmış bir program. Ne zaman baba? Hadi yürü vampir gölü oynayalım. Ya sikerim vampir gölü. Ben bir lavaboya gidiyorum. Dur dur ben gidiyorum. Kek lan hayvanı. Bro. Bro ne yapıyorsun oğlum? Ne koyayım? Eboşova. Ne yapıyorsun Eboşova? Çok kötü bir yayın. Vay olim eski dostum ya. Kanka hazırlıksız ilk yayın olur böyle şeyler. Evet, yani. Bunlar da kendilerine hala influencer desin amına koyayım. Olim varken değil mi? Aynen öyle. Fatih gel. Oli seni alalım Fatih. Oli seni tanıştırmadık bile. Abi hemen canlı şarkı söyleyecekmiş. Hadi. Abi konu isteği varmış ben istemedim. Yusuf gel yapıştır hadi. Gitar benim amına koyayım. Fatih gelsin oğlum. Kanka benim askerde belamı siktiler. Ben artık gırtlağım patlayana kadar şarkı söyledim. Hala da toparlanmış değilim. Abi tamam bir bana doğru ya. Ve sürekli söylediğim geç. Parça. Söz vermiştin bana. Kaç hafta oldu. Çok cumalar geçti. Metin Işık. Oğlum bunu kime getirdin? Ben bunu, abi bir şey diyeceğim. Ben bu gitarı var ya. Ben görmüyordum amına. Kendi müzisyen konserlere başlıyor. Aa. Tabii. Orada bir sahipli biri varsa bir tane su verebilir misin? Ahmet abi bana bir tane su verir misin be? Abi duydun mu? Konserleri başlıyor. Şarkılardan hadi sonra. Hadi ya. Kimin? Söyleyecek. Kendi müzisyenin. Blaze Records çatısı altında. Oğlum çakal taşınmadı mı hele ya? Abi tamam açık. Arkadaşlar olayımız şu. İlk abone olanlardan 5 kişiye bu 5 kişiden birine bu gitarı hediye ediyoruz. Hayır hayır bu gitar özel. Sağ olun. Arkadaşlar olay şu. Biraz da eski abonelerimle barışmak adına şöyle bir şey yaptım Efe'ciğim. İlk iki konserinde sadece abonelerimi çağırdım. Ya ne anlatıyorsun ya? Sen devam et amına koyayım. Al çal. Devam et. Çal, ver. Çal, çal, çal. Şuradan bir tane Berkcan'a tünlü mikrofon versene. Sen gitar çalabilir misin? Sikti. Herkesi gözetti çocuk amına koyayım. Allah Allah. Şeyden, adam olana çok. Evet. Nothing Else Matter'dan Aşık Veysel'e. Oğlum kardeşim çalıyor, o öğretti. Güzelliğin on par etmez. Abi ikimiz ne dizinledik? Bir denesini dizinleyelim mi? Hayır. Olur. Evet, evet. Yok, yok. Dinlemek kanka, hayır, dinlemek istemiyorsan. Ben giderim. Baturay'ın memesi sarkıyor. Kanka, salla Baturay memeleri. Baturay da mı? Baturay da çağırsana. Baturay nerede? Adam istemiyorsan. Baturay'ı çağırsana oğlum sana. Gelsin baba. Memelerini göstersin orada. Hayır ya adamı şey yapmayın. Banyo muyuz? Baturay'ın memesi sarkıyor. Biz sarma. Baturay memeleri. Kanka en çok benimki dinlendi ama silindi ya. Söz vermiştin. Ama Despacito bana üstüne yapmak stratejik olarak yanlış bir karar. Sen helikopter çağırdın kanka. Ben beyaz ekranda son çektim. Son dizi. Son dizi. Cahri'nin salladığı bir şey vardı. Ben o parçayı ben söyleyebilir miyim ya? Hangisini? Kanka açma, ya açarsan olabilir. Çıkarım diyorum bana. Hayır ya, o hepimiz ikini izledik. Tamam çıkabiliriz. Bana ne ya? Tamam siz izleyin ben çıkarım. Söz vermiştin bana kaç hafta oldu. Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti. Senden başka kimse var mıydı beni? Taylan Kaya lazım buraya. Ya bana Allah. Kardeşim ya. Kaşlar bile ağladı, gardiyama sordum. Daha gelen olmadı. Güzel. Güneşim hiç doğmadı ya. Sen gittin gideli. Güneşim hiç doğmadı ya. Neler ya. İlkini açalım. Kalktım kalmadım. Sabrım tükendi. Bir derdime bin dert. Keder eklendi. İlkini açtı saat 5'e onlar bu cumada bitti. Takip ediyorum dedim inanmadın. Yar bana dağlar taşlar bile ağladı. Gardiyana sordum daha gelen olmadı. Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı ya. Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı ya. Efe benimle birlikte. Takatim kalmadı. Abi yanlış anlama abim olmasam şimdi ağrım çöveceğim ya. Sabrım tükendi.
Bin derdime bin derd. Sizin var ya müzik zevkinizi sikeyim açayım Berkcan dinleyin ama. Batur Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Aynı oldu. Hoş geldin. Tamam ne yapayım abi? Kucağımı alayım ama yer yok bu kadar sınır var. Gel bari gel. 12 yıl daha kalan gidiyor. Batur Bey nasıl gidiyor? Söylesene renkler. Şey gecelerin derdi söylesek. Ben renkler beni savunmaya geldi yayında sıkıntı yaşarsam. Sevmeyi biz beceremedik aşkım, solmasın hiç neşeli yüzün. Gel içine içelim bu aşkı. Ne aşklı gülüyor bu yüzüm. Bir dakika canlı verelim en iyisi ya. Açsana kanka orada. Neyi? Şey canlı değil, canlı dinlemeyelim ya. Bilgisayardan açsın ya. Neyi şarkıyı? Aç! Ya siktir git! Aç! Açsana oğlum! Bu ayarlanmış. Bu ayarlanmış. Yusuf'un Yusuf'a PR yapılsın diye bu yayın ayarlandı. Kaç seçim şarkını paraya... Yusuf'un Banema Fiti dinlenmedi diye bu yayın ayarlandı. Şey kanka yanlış anlama Yusuf'un elası senin kariyerin amına koyayım. Ya siktir git ya. Değil mi oğlum 300 milyon. Tamam Yusuf'a da... Ne koyayım ya. 300 milyon telefonu. Ne telefonu bu ya? Kim telefonu ya bu? Kanka sıkıntı bir değil. Festenler oluyor. Şey bak. Ne çalıyoruz abi? Berkcan'a söyleteceğiz abi. Renklensin açalım Berk. Hayır Ahmet. Mert. Tutuldun bana bakıyorsun. Ha? İyisin lan sen 33 kaç izlendin mi amına koyayım? Nasıl yani? Ben Travis Scott şey Fortnite eventinde 33 kaç. Ya herkes son DC istiyor. Sikerim hiç. Atacağız Enes. Sikiyorsan git amına koyayım insanları kıramıyorsun. Açma abi boş ver onu. Adam bunu yapamazsın ama çağırdığın konu bunu yapamazsın. Bak harbi bana da açan gel. Yapamazsın bunu. Yapamazsın. Ama abi size yaptık bunu. Bunu yapamazsın. Açmayın. Abi adam istemiyorsa yapamazsın. Açma. Başka zaman. Ya sen şu an hani bizim önceki halimiz gibisin. Hani ortalığı şu an karıştırıyorsun. Bir belveleye veriyorsun. Anladın mı? Hani biz buraya çok böyle medeni bir şekilde geldik. Yaptığınızdan pişman mıydınız peki siz? Şu an pişman mısınız geçmişte yaptıklarınızdan? Evet. Neyden mi? Yok değil mi? Aç baba son dizi. Aç. Hayır aç. Ya ne alakası var? Nasıl? Kanka üzerine konuşmak istediğim bir şey değil şu an. Ama onlarınkini açtı. Ya ne? Ya ben de söyleyeceğim Enes. Bak reyo buldun arabanın aynısını. Öğrenden şimdi gerçek bir yasa bir vanasını. Hakkımda prim yaptın, bizden ne aldın? Çektiğim videoların hepsini önce ben yaptım. Orası Başakşehir dostum ne bir vanası. Musluk plaketi bendeki musluk vanası. Hayır bendeki musluk vanası. Ben bu kadar biliyorum kanka. Tamam yeter bu kadar. Evet default yeter. Hakkımda mı? İyi. Tamam. Sen bizim bunu ezbere söylemeyeceğimizi mi düşünün? Ya bir şey diyeceğim. Ben bu... hiç düşünmedim. Hayır oğlum bu muhabbet. Total ben komple düşünmedim. Hayır, herkes birbirinin disini ezbere biliyor. Ben biliyorum. Ben Mami FG disini ezbere biliyorum. Sen Mami biliyor musun? Mami FG disini bile ezberebiliyorum. En iyisin Mami bu halde ya. Oğlum Mervan Tepeli'nin disi bile bende var. Yok biz başlattık belki. Evet ilk biz başlattık. Yine trendsetter'ız. Abi nasıl başladı? Ben başlattım. Ya hadi siktir git aynı anda. Neydi lan? Sen de 7'de çıktın biz de 7'de çıktık. Kim başladı? Hayır oğlum ben başlattım dizileri. Oğlum sen de 7'de çıktın saat 7'de biz de 7'de çıktık. Hayır. Aynı yok Enes başlattı. Hadi siktir git bak şimdi Enes bozmuyor seni. Ben de Enes başlattım. Kanka ben de Enes başlattım. Ben de Enes başlattım. O zaman yeterince sosyal medyanın göt deli olamamış. Her şey okuyayım ama en iyi diz YouTube benimiş. Şaklada böyle değil mi? Sen parodi yaptığını diyorsun. Yo ben söyleyeyim. Yo doğru. Ben söyleyeyim. Ya ben de hem o zamana göre klip olarak da söz olarak da yani lirik olarak yani diyorum ya şu anki yaptığın güncel rapini bin basar amına koyayım. En azından anlaşılıyor. Niye birader hayırdır ya sen arabesk yapıyordun. Sen arabesk yapıyordun. Ben her şeyi yapıyorum. Sen arabesk yapıyordun. Pop söylüyorum. Arabesk söylüyorum. Hani dudum tıs gibi düşün. Ben başka? En azından parçaları kendim yazıyorum. Fantezi arabesk söylüyorum. Ben en azından parçaları kendim yazıyorum. Bir dakika. Az önce YouTube benim işim dedi. Buyur. Hayır. Benim işim. Ne oluyor? Hayır. Böyle bir şey hiç hesapta yoktu. Özür dilerim. Onu atacaktım. YouTube benim işim. Kardeşimden yardım istemiştim oldu. Evet. O da burada söyleme zahmeti de bulmasaydın ya. Hemen ettiği yardımı açığa vurmak. Lan zaten sözlerde ikimizin de adı yazıyor sabah. Siz kararlı. Ya sen ne anlatıyorsun? Sen bir siktir git amına koyayım. Şarkım yok. Beyler renklensin geldi. Dinleyelim bir Yusuf abi. Abi nasıl renklensin gelebiliyor? Geldi. Ver. Ya nasıl Yusuf'un reklamının içindeyiz biz ya. TikTok'ta akım olan. Ya Yusuf'un PR kampanyasının içine alet olduk. 30'umuz halinde kapatın.
Geldi. Berkcan dinledin mi şarkıyı? Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Oyna. Bak Fox TV dizisi başladı şu an. Fox TV dizisi başladı. Bu benim hikayem şeyi değil mi bu? Aynen tamam o. Bu kadar. Eğer o şarkının benim verdiğim yerinden hariç bir saniye çalarsa size dava açılır. Gecelerimi sevmemiz beceremedik aşkım. Dans ediyorsun. Tamam. Oha amına koyayım. Aç lan. Bu ne oğlum? Aç aç. Ya yeter ya. Dans seni dinleyeceğiz. Kapat kanka kapat. Abi amına koyacağım, burası benim yayınım. Siz mi konuştunuz, ben mi konumu anlamadım? Lan benim şarkımı çalıyorsun, çıkmamış amına koyayım. Tamam abi, o zaman bana. Ya birader, bir şarkı olmaz mı ya? Adama söyle girsin bak. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Gir, gir. Abi canlı gelsin lütfen o zaman, canlı gelsin ya. Fatih gir. Renklensin gecelerimiz, sevmeyi biz beceremedik aşkım. Solmasın hiç neşeli yüzün, gel hadi şerefine içelim bu aşkı. Renklensin gecelerimiz, sevmeyi biz beceremedik aşkım. Solmasın hiç neşeli yüzün, gel hadi şerefine içelim bu aşkı. İyisin. Sürekli bu akışkan Eboşov gelip gidecek mi? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tam istediğin gibi. Tarık mesaj atmış. Kanka parayı mı edecekler? Kapatalım yayını. Ya. Yarım saat daha varmış. Yarım saat. Berkcan yarım saatlik bir şey bu. O zaman bir de gecelerin derdi alalım. Ya hayır ya. Gecelerin derdi. Bu şarkıyı da ben patlatmıştım. Unutma ha. Efe gel. Biraz da ben geleceğim. Sen hasta mısın? Aa sigara da yandı. Şu an. Tam o seledi zamanı yaparız. Ya sen bu şarkıyı çalmayı nereden öğrendin? Ben senin fanınım. Gecelerin derdi. Başka bir şarkıyı mı söyleyeceksin? Yok yok, bunu söyleyelim. Ya bu çok acıklı mı olur? Yani beyler, iki telefon bir bad bitch falan söyleyin. Ha, başka mesela, bir şey söyleyin mesela. Mesela. Gecelerin derdi. Lan yükseldik, ben bunu duruyorum böyle. Nahçıvan'dan geldim ben köylüyüm. Söyle bana neresi? Ya ya. Bak benden istediği şarkı var. Alizade çalsana diyor. Ya. Tamam ne söylemek istiyorsun? Söyle çalsın. Senin istediğin olsun. Konukların istediği olsun. Fatih tamam sana ihtiyaç yok. Ben çok bir performans verirsin ya. Ben şu an... Hiçbir şey vermek istiyorum. Arkaya küfür edeceğim. Enes, senin söylemek istediğin bir şarkı var mı? Fatih ne yaptın? Bu arada... Okey. Okey mi? Okey. Ya bir şey diyeceğim. Her şey çok çok. Bir dolunay söyleyelim ya. Dolunay. Bir dolunay söyleyelim ya. Susa. Dolunay şeyini, akonu biraz... Dolunay. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Bir odaya bir ömür hapsedi diye. Bir şey diyeceğim, sen onunla harbiden nasıl düşündün? Ya ben Şahan Gökbakar'ın pole müzik vardı, hatırlıyor musun? Ne o? Eskiden TV8'de program yapardı. Böyle pole müzik iki şarkıyı bir araya getirirdi. Birbirine düşürmeye çalışırdı. İbrahim Tülay'ın yaptığını istediğim o anda. Şey vardı mesela. Aklım buz gibi yanına koştu. Ellerin ellerime kaçtı. Bu ziyaret amacını aştı. Kaderim yolundan şaştı. Kömür gözler yaban dudaklar. Hakan peki. Onun gibi bir şeydi. Enes benziyor. Kanka. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım. Miden mi? Abi benim solfej eğitimim yok ama. Buradan bak. Ben kulaktan sonra okuyorum. Başına başka şeyler gelebilir. Abi bu iş... Ben miyim zaten? Ne anlatıyor ya o? Alper ses kedazmış. It's me. Bu sakın, sakın şarkılar çıktıktan sonra bırakma kardeşim işi. Önceden hemen anlaş, sonradan... Abi böyle bir muhabbet olabilir mi ya? Oo. Böyle bir muhabbet olabilir mi? Bir şey diyeceğim, kedisi bende. Sen cevap verecek misin? Ben bir cevap vermeyeceğim. Abi. Cevabı davada vereceğim. Hakim verecek. Aynen. O zaman hakim bey geldi mi? O zaman neydi? Şikayetim var.
Ya Kemal, başından sonuna bize bir parça söyler misin? Biraz hem ortam gerçekten rahatlasın. Ya. Oğlum koca yaşlı şişko. Tamam ben abi. Sen güzel söylüyorsun onu. O ne demek lan? Güzel şarkı. Birlikte söyleyeceğiz bir şey olsun oğlum. Sen söyle ben. Oğlum bu arada fark ettiniz mi? Baturay geldi. Evet evet biz selamlaştık. NDNG'den kimse konuşmuyor kanka. Zor mu konuşuyor? NDNG? Yok ben dışarıda. Öyle değil mi? NDNG. Yakın bir arada şaka vardı onu yaptık gitmedi. Ne yaptınız? Ne? Ne bu? Ben bir şey yapmadım. NDNG neydi kanka? Nasıl neydi? Açayım mı? New Day, New Day. Keşke spor takımından hastasın. Kafayı yemişsin. Ver abi sessizlik geliyor şarkı. He, al. Berkcan'ın canı çok sıkıldı ama. Elesin şarkısını. Çok mesele. Ha demek öyle ha. Muhabbeti duydum seni. Kanka o sesi çıkaramam herhalde ya. Şey tune'lu mikrofon yok mu? Anasının alıymış. Abi gireceksin. Bura bir stüdyo ya. Ya bura artık ne yapıyoruz biz şu an? Kanka son 15 dakika falan kaldı. Dur amına koyayım para yatsın. Son 15 dakikada ben MP3 çalarlık mı yapayım? Ben canı sıkıldı onu. Tamam o zaman bak şey kanka, çalalım. Kanka sen gidebilir misin bu arada? Herkesin bildiği o zaman. O da gitmek istemiyor. Hüzünler başıma vurdu. Ya yarrak kafası yaşar mısın? Ya ben anı ya kanka. Ya sana da hiç şey yaralamıyor amına koyayım ya. Çal şuradan kime bir çakal. Kime desem derdimi ben bulutla. Şuradan bir çakal çal. Çakal. Aynen ben söyleyeceğim. Öz Bey burada kurulsun. Ama kendin yorum katma. Hayır hayır katacağım. Amına koyuyorum o zaman. Al hadi rap serap. Oo. Bu imdat mı? Çukuruyor bu da. Bu hangi parça? Lan benim telefonum kim çaldı? Bu hangi parça? Çakal. Çocuk. Doyamadım. Vallahi ben doymuyorum. Abi söyle artık Kemal sen niye hiçbir şarkıyı bitiremiyorsun ya? Abi şey giriyorum hemen dur diyorum. Sen niye destek bekliyorsun? Biz senden tek başına şarkı istiyoruz ya. Burada bir amına koyacağım. Bunu yaşar mı söylüyorum ben? Çakal ben doymadım istiyorum. Doyamadım. Ya bunu iyi ki bir konser yaptı sen de çocuğa sabahtan beri. Söyle kanka. Ya bir şey diyeceğim şey söylesene. O söyleyemediği bana şarkıyı nasıl söylesene. Destek, bana nasıl destek o reçkol olduğu şarkıyı söylesene. Reçkol oldu ya. Dönemeye dediler ki. Şarkının sözlerini bilmiyorum. Eline nereden yazmış. Okuyacağım dediler ki. Ekrandan okuyacaksın. Ekrana gittim Windows hatası var. Şarkıyı da bilmiyorum. Elime yazdık. Full brutal attın onu. Tabii paso brutal sıktım yani öyle söyleyeyim. Baba o zaman. Aman akkodumun yanında bir Benfero eksik harbiden ya bitiklerden. Benfero mu? Yani bitik oldu ya. Ne? Abi söyleyeceksen söyle söylemeyeceksen kapat. Abi freestyle zamanı bu adam rapçiyse freestyle asıl o zaman. Ah siktir. Onun gözü yemez ona. Ya siktirin gidin beni gaza getirmeyin amına koyayım. At hadi Benfero. Bu ben bir malsın. Sen bir malsın. Evet. İbo sen bir malsın. Yeter sikeceğim. İbo sen bir malsın. Alınmaya bak. Kanka alınmaya bak. Ver devam et. Ya. Ya. Yeah. Ya. Beyoğlu'nda. Çakma ayakkabı. Doğru adres. İbo'nun dükkanı. Herkes gelsin, özellikle Araplar, bana versin, biraz para, ye Samsun demir, bana havale yolla, yetmez, 500K, Samsun demir, bana bir M, yetmez, bu paralar, oğlum paraları yıkadım sanki bulaşık. Evet alkış abi. Alkış. Benim kariyerimden daha iyi bir rap. Bilader senle teki tek kavga edelim burada. Dostum benim ben sana vurmam. Ben de sana vurmam. Kardeşim benim. Ben sana vurmam. Ben Baturay'a vururum. Senin şarkı da Baturay'a mı satıyor musun sen? Yok ben Baturay'a satmadım hiç hayatım. Hayır şey diyor. Baturay anar mı? Söyle sırada kim var? Rain Baturay anar mı? Haa. Piş bana iyi sallıyor ya. Evet. Tamam o bütün barları Efe yazdı. Şarkıyı sana yaptım. Hepsini ben yazdım. Testo kanka ama o zamanın şartları onu gerektiriyordu ya. Yo çok iyiydi bu arada.
Testotay'dan herkesi burada var ya, herkesten 2 milyon aboneyi alırdı ve siktir olup giderdi. Sen yanlış yaptın. Ne yapacaktım? Herkese tek tek yapacaktım. Ya yok kanka, işte ben Testotay'dan değilim, farkımı orada amına koyayım. Öyle değil mi abi? Testotay'ın aranda bayağı fark var da yani hani tek fark bu değil yani. Vücutsal da bir fark var. Testoy'u bu amına. Hormonal büyük farklar var. Kül farkı var arada bir kere. Aa, Kemal yani. Hadi söylüyorsan söyle, kalkıp siktir onu. Ya Kemal harbiden ya. Vallahi billahi şuradan ya. Şuradan bir şey versene. Yeah, I'm gonna take my... Sen de taktın onu amına koyayım. Abi söyleyeceğim. Abicim ne güzel girmiştim ya. Ya bu gitarı şöyle ben götüne sokayım. Bu beş şarkısı. Ne yapıyorsun? Söylemiyor lan. Alsana onu. Hazır kaldı. Gidiyorum ya. Üzünler. Ben mi söyleyeyim? Üzünler. Başıma vurdu yine. Sevgilin çıkmaz yollarından, senin yol ayrımından. Sana da hasretim yüzyıllardan kalma. Aklını kaçırıyorum şu cennet akşamlarından. Orada her kiminleysen, belki sevgilimleysen. Söyle kumralım için sızlamaz mı? Bilmem batıyorlar mısın? Gözlerimde renkti. Söyle kumralım benim adım neydi? Sahip olduğum her şeydi. Her şeyimi alıp gitti. Sahip olduğun her şeydi. Her şeyimi alıp gitti. Bu şey değil miydi ya? Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Bravo, eline koluna sağlık. Abi Enes'i de alalım buraya. Yavaş yavaş konuşma şey. Bitirmeye gidelim. Sizin için de uygunsa. Donate. Bizim gece donate. Yani hiçbir şeyden hiçbir şeye bir yayındı bu. Yok bence güzel. Olmasa da olurdu. Güzeldi ya. Olmasa da olurdu ama. Abi kaç abone yapmışız, önemli olan o. Var. 12.200. Tamam, süper abi. Bizim nasıl ya, 12.200 abone mi? Hayır, yok takipçi. 21 abone. Çok iyi abi. Bunu 1000 yapalım abi. Ben çatıran bir şey yap. Ben İbrahim Tıraş'ın ama senin vaat vermen şey lazım yaptım. Ya bir sonraki yayınlar evet, nasıl abi devam edecek, ne olacak? Abi bir sonraki yayınım şöyle. Devam edecek mi ya da? Ben bir şey diyeyim mi? Rambo sabah Kayı izliyordu, Kayı. Kayı, Beyblade Kayı. Hayır, Kayı Çenem. Bir sonraki yayınım Testotay'la, Testotay'la. Rambo Okan, Yakup TV, işte Taksim Delisi Cenk. Böyle 10 kişi düşünün, Hakan abi falan var ya. Onlarla bir de canlı bir maymun. Yayını. Bir de canlı bir maymun getirmeyi düşünüyorum abi. Canlı bir maymun ya. Beni çizgimsin sen ya birader. Ne anlatıyorsun ya? Konuk mu? Maymun da konuk mu? Zeka testi. Şarkı yapılmayacak mı artık? Yayın mı yapalım? Abi sikerim şarkıyı şarkı. Aa bunu konuşalım. Doğru söylüyorsun. Şarkının tamamına koyayım. Müzik izin amına koyayım. Şimdi Samsun abiye küfür etmek istemem. Adamın hakkı var bizde. Abi müzik yapımcılığı dünyanın en berbat işi. Bilmiyorum. Yemin ederim size. Yani sizin yapımcınız yok muhtemelen. O yüzden tecrübeli değilsiniz bu konuda. Bizim yapımcımız kendimiz. Evet. Ben yapımcılık yaptığım hiçbir şarkıdan ve bütün şarkılarla piyasanın amına koyan şarkı var. Kendim biliyorsun. Örnek. Neyini sevmedin o zaman? Para. Kanka ne kadar istiyorsun ki? Ya İbo'ya yetmiyor. İbo'ya acil bir 700 bin dolar lazım. Nasıl tanıyor böyle? Tutacak mı? Kanka sen niye mesela hazır buraya gelmişken beraber niye bir şarkı yapmıyoruz? Sen harbi nasıl Enes'i almadın? Abi Enes'in yaptığı şarkıları sikeyim. Son yaptığı şarkıyı açsanıza bir. Kimseye dinletmiyor musun kanka? Bence güzel de yani. Bu hep böyle. Sen rezil bu hep böyle. Bu hep böyle. Oluyor ya. Bu hep böyle. Takma. Oluyor ya. Şaka yapıyorum. Kanka bir tane şarkı beraber yapabilir miyiz? Yapımcılığı ben yapmayacağım. Şeyim yok o konuda, hevesim yok. Oğlum geçen hafta çıkardın, nasıl bir heves gitmiş ama. Doğum gününü özel daha önce. 2 yıl önce falan yapmıştım. Sonra bu zamanda çıkardın. Yani süresi bitiyordu sözleşme. Sen içeri bir gittin geldin konuşmaya başladın. Tuvalete gittim. Devam et, dinliyoruz. Nasıl süresi bitiyordu sözleşmenin? Burada farklı bir detay var. Evet. ALS'le mi çalışıyorsun hala? Yok. Murat abiyle? O zengin. Yok. Kim? Kimle çalışıyorsun? Solo ya. Solo. Kanka ben ne yaptım? Bir yıl bir ekip kurdum. W1. Ha. Bu ekipteki influencerların hepsi izlendi, şu an devam ediyorlar. Kim onlar? Var mı tanıdığımız? Vardı. Görmüşsündür bir yerde de yani. En tanıdığımız kim abi? Cihan Albayrak.
Aa. Cihan'la da bir arada çalışmıştı. Senin ekipte mi? Ya V1'de değil mi şu an Cihan? Sen niye bu kadar çok alttan alıyorsun her şeyi? Böyle şey yapıyorsun. Ha yapmıştık ya. Hayır, konuşmak istemiyor. Evet ya, abi böyle. Senin gibi o cimil şey bir herif mi ya? BRL altında sözleşmeli imzalı almıyor kimse ya amına koyayım. O herif biraz daha rahat bırakıyor. Yavuşak insan şu Red Bull'u takmaktan utanır gelmedi abi. Utanmam Max Verstappen. Abi ben anlamadım zaten. Bir tanesi Full Adidas giyerek gelmiş. Bir tanesi Red Bull şapkasını markayı göstere göstere gelmiş. Bir denay bir sizlerdi. Ben de bu biletten sponsorluğu kabul etmedim biliyor musun? Size ayıp olur diye. Beynimi sikeyim. Adamlar 300k para mı kapattı ya? Alacak mı? Ne? 10k dolar ediyor herhalde. Hadi bitir yayını. Yok kanka devam edecek vazgeçtim. Sikerim durmak zorundasın ama. Benim bir abone hedefim var mı? Biz onu tamamlayana kadar burada eşek gibi için çalışalım öyle kalkalım. Sabah 5. Valla 1000 abone kaç para getirir bize? 5 mi dolar? Sen devam edecek misin yayınlara? Abi işimiz yok baba. Ya siktir git nasıl yok aman hakem. Bir şey soruyor bak kanka. Dinliyorum kanka. Sen yayınlara devam edeceksin. Valla kanka bu yayında sonra gelecek teklife bağlı. Ya öyle değil kanka. Sevmenin sevdiğin işi yapmam lazım. Oğlum ben yaptığım hiçbir işi sevmedim. Parayı seviyordum. Burak oyunda nerede abi bu ekipte? Kim o? Ben buraya giremiyorum da. Kim lan o? Yok ben neredeyse bilmiyorum. Sen neydin kankam? Dinliyorum. Hiçbir şey yemedim. Peki mesela bugün burada olmaktan dolayı nasıl hissediyorsun Enes? Ya... Dedim ya kanka. En azın terapi programı gibi. Abi bölmeyin bu çocuğu. Konuşmayalım. Enes iyi kanka. Enes iyi misin? Öyle gibi oldu abi. Gülsüm abin de burada. Bir şey söylemek ister misin? Kanka bu çocuğa abi her soru soruyoruz. Fark ettim ben. Sen daha cevabımeden bir lafını bölüyor. Neyse bir şey geldi. Bir yorum geldi bak mesela. Sen kaç oldun ya? Yayın kötülüğüne bak sip gibi yayın kek olamaz. Bu çocuğu. Çık lan dışarı. Engel olma. Sikerim. Piçe bak ya. Yayının kötülüğüne bak sik gibi yayın kekolar devri. Evet Enes dinliyoruz seni. Evet, sen dinli tak. Neyi nasıl hissediyorsun dedi ya sana. Bu biraz haterlarına söylemek istemez misin ya? Ben dinlemeyi çok isterim. Haterlarım hakkında. Evet. Abi zaten bir insan benim mesela bir tane tweet vardı. Altı göt deliğine ya bir şey diyeceğim. Ilgili. İbo'nun bir gün geçen iki hafta önce ya bir yerde bir ne oldu bir İbo'ya? Bir şey oldu ya. Ne oldu abi? Dur, aç aç aç. Açsanız. Aç. Ne oldu lan? Aç. Ne oldu Allah aşkına? Hangisi oğlum? Oğlum şeker çıkışı olan mı? Ya oğlum salak mısınız amına koyayım? Magazin mi? Yürüyen sansasyon. Oğlum İbo dünyanın en çirkin insanı ilan etmedi mi abi? Ver. Kanka ayıp amına koyayım. Ne lan oğlum? Vallahi ya gösterme. Gösterme İbo çok çirkin olduğunu bilsin yeterli. Ben kahvedeyim. Allah çok geri kaldın Enes. Ya, hayır abi göstermeyin ya saçmalamayın. İbo çirkin. Enes'e diyorum ki neyi muhabbet İbo çirkin diyor. Ya beyler tamam bunu durdurup açıklayayım önce o zaman. Sonra yok açıklama abicim hadi ya devam ya. Var ses var sadece dinleyiciye gidiyor sizlik bir şey yok. Ya sen ne? Kanka bu kız benim arkadaşım. Devrim. Evet evlen... Evlenmeye gittik. Böyle bir haber çıktı. Kızın kariyerinin anasını siktik. Bitti gitti bu kadar. Şu anda da hala devam ediyorsun. Evet. Ben Ebo Show'u sunuyorum. Yanımda arkadaşlarım. O da çok güzel. Ne dedi lan? Bir şey diyeceğim. Özür dile o zaman. Kimden? Özür dile. Kimden? Devrimden. Niye? Yani böyle hani kötü etkilediğin için kariyerini. Oğlum salak mısın? Takılmasaydı benimle o zaman ya. Hayır arkadaş olarak. Evet. Ben hiç yakalayamadım. Bak abi, Twitter'daki şeyleri görelim. Ne abi? Ya ben asker değildim, yakalayamadım bu muhabbeti ya. Abi ben devrimden daha sen uzun. Sen bile utanmadan kameralarla böyle eline attın mı amına? Oğlum yok tabii ki. Ya sen sana da elini, kendi elimi senin omuzuna atıyorum. Kanka mekan çıkış oraya. Bu ne demek ya kanka? Şey diyeceğim, bir zoom alabilir miyiz? Zoom atabilir miyiz? İbo'nun suratına bir zoom alabilir miyiz? Daha da. Ben yine başlayayım. Abi ben devrimden daha uzunum. Ama bilmiyorum tam şöyle adım atarsın ya bacağım burkulur. O ya bir şey diyeceğim. Harbi arkadaşım bu arada biliyorum. Evet. Ama yani hani ya çok çirkin bir herifsin ama ben zorba kişi ya. Bir şey diyeceğim. Bütün yayın bana zorbalık yapıyordu. Cezası. Senin amına koyacağım oğlum. Daha söyleyeceğim şey. Bugün misafirimsin. Sana hiçbir şey demeyeceğim. Var mı? Başka bir şey var mı ya?
Şimdi Burhan abi izliyordur diye bir şey söyleyemiyorum. Başka var mı böyle ifşa mı? Var var seninkiler var. Abi Kemal'in ifşaları geldi. Var var Kemal'in ifşaları geldi. Ya Yusuf'un şarkı söylerken bir video var. Ay Yusuf abi Allah belanı versin. Bugün bir video bulduk. Açsana onu. Yusuf'un sen şarkı söylüyorsun yanında bir kim kavga? Beyler bir dakika bir dakika konuyu bölmeyin. Yusuf şarkı söylüyor. Yanında Enes Batur'la Bilalancı kavga ediyor. Ne? Ne yapıyor? Yapıyor Yusuf feed atıyor amına koyayım. Aç bakayım. Ya bu VTR ne kadar geç getiriyor lan? Ben de böyle bir... bak bak. Enes de Enes. Fatih Bilal abi hediye istiyor. Şey, ödülü istiyor benim diyor. Sen niye ödülü vermedin oğlum? Hatırlamıyorum. Oğlum Fatih mi o da? Eski Fatih. Zamanlar. Yusuf nerede? Bak bu sen... En solda. Bu neyin çıkışıydı ya? Filmin çekimidir bence. AP oynamadık işte. Oğlum Bilal Hancı gelmişti dövecek lan seni. Kavga ettiniz mi çıkışta? Bilal Hancı niye gelmedi? Abi Bilal Hancı, Enes şey Bilal Hancı, Fatih Yasin, Atakan'ın hepinize selamı vardı. Eyvallah. Atakan da onlar da gelecekti buraya. Acil bir işte Atakan'ın kız arkadaşı. Kanal sevmeyebilir falan filan. Süper olmuş gelmemeleri. Sağmayacağımız için. Yusuf Fatih ile teke tek atardı. Var mı onlarla bir sıkıntı? Utanma lan yani. Geçmişinden, utanma. Yok, tanıdığım bir şey geçmişinden. Yok da yani. Ne utanma, yani? Rain Man. Bu gizli bir geçmişin. Sen de bilmiyorsun değil mi onu? Ya Yusuf çok olgun. Ya Yusuf olgun Yusuf falan çok, değil ya. Abi çok olgun Yusuf'un ya. Yusuf'un nereden girdiğinle alakalı. Muhabbete nereden girdiğinle alakalı. Yusuf'a çok yakın bir yerden girersen çok yakın bir insan. He. Ama sevmezse seni oldu. Abi siz ikiniz nasıl barıştınız? Son en son tweetlerden ya sonra. Ya bir küslük yoktu ki neyin barışı? Abi biz barıştırdık lan Efe'yle öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ya bir şey diyeceğim. Kendime biz pay- küseriz ha, barışırız. Evet. Seninle de öyle değil mi İbo? Seninle de bir konuşmuyoruz 6 ay. Hı-hı. Ya bizimki o kadar sosyal medyanın önemini taşımıyor. Oradaki izleyici kitlesi. Ama öyle deme sen de yani magazin... Sen bir niteliği evet, olan yani, bir adamsın. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyorsun. Yusuf'um sağ ol bu arada beni bugün takip ettin. Ne? Rica ederim dostum. Çıkmış takipten çıkmış. Takipten mi? Bunlar kavga ediyor abi beni de takip. Nasıl senin? Siz ne zaman kavga etseniz hepiniz Kemal'in böyle... kasetlerini açabilir miyiz? Yok. Kemal'in var mı bu kaseti? Var var neler var bak zaten nasıl Kemal'in var. Tabundan çıkmıyor ki amına koyayım. Erkan Tepe'nin... Bak chat Kemal'in kaseti diyor. Evet. Kanka yok öyle bir şey ya. Böyle bir şey varsa... Chat yok öyle bir şey yok. Yani... Bence Enes şey Kemal'in şey. Kasetini bir tane açalım. Var mı onda da pipim. Ya bak bak onu açsana geri gel gel gel. Ne? İki geri gel kanka. Evet. O bir geri iki geri gel. Ne abi ya? Bana bu. Yusuf, Kemal her akşam bu tarzda ha? Kanka ben de takılıyor. Geceleri yargı. Geceleri böyle Kemal. Bu ne kanka şimdi? Abi burası bir gece kulübü. İstanbul'un Tam bu ne kanka? Bana bir tane. Hayır abi. Sen hayır abi. Diyeceğim. Hayır abi. Olayı bir şey anlatıyorum diyeceğim. Size. Direkt nargile içince problem yok. Ooo! KCP nargile sen içince. Ya, sen yemin ediyorum işte. Yani, uslusun lan. Sana bir şey diyeyim mi bak. Gece kulübünde nargile içen adam her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. Her şeyi beklerim. Az önceki görüntüyü açsana son. Enes Batur'u muydu? Bu yayın ne zaman bitecek? Kanka bitmeyecek. Bu yayın... Bir de after ya var mı? Ya bir şey diyeceğim. O manyak mısınız? Bu ne oğlum? Kapat 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 kapat. Çocuğun sevgilisi var ya. Neyi? Sevgilin değil ya. Arkadaşı oğlum oradaki. Lan ibne. Ya siktir git sen de abone koyayım arkadaşını mı yiyorsun ya? Yemiyorum. Ne anlatıyorsun oğlum? Ben seni savunuyorum. O şey mi? Kral ve siktir git. Değil ya. O değil mi? Kemal'in nasıl video? Yakın kankam mı? Abi açma. Ne oluyor oğlum? Lan abi. Ya Kemal seni var ama can bir şey vermiyorsun ki bana amına koyayım. Beni yani. Savun. Seni savunayım da yani. Ya ayıptır senin de bir sak su çekmiyor Kemal abi. Kafam çok güzel düşmek abi yok yok. Şaka ya. Aramızda şaka olarak çekilmiş bir video. Abi seni de amına koyayım. Devam sen edelim. Renderden devam edelim. Var var daha ayırdığımız inşalar var. Ya Efe nerede? Efe yok kanka. Efe'yi çağırsanıza ya. Bu amına kodun veterisi niye geç geliyor ya? Kanka sen harbi Ebo Show oldun ha iyi ya. Sikeceğim ya bu ne ya? Abartma. Abi bu. Bu çok iyi oğlum. Efe biz bu, takipleşmiyor muyuz? Nasıl yani? Bana chatten böyle yazıyorlar. O benim telefonum amına. Biz seninle takipleşmiyor muyuz? Amına koyayım. Geç Efe'ye. Kim takipleşmiyormuş ya? Biz takipleşmiyoruz diyorlar ya. Ben şöyle demekmiş ya. Atıyorum Instagram'dan mı? O baba ses gitmiyor. Abi böyle bir şey yok değil mi? Ses yok baba.
Ya biz nasıl İbrahim Tilaver için niye buradayız ya? Bunu bir soralım mı? Ben ama Berçan çünkü... sen de tamam. Bunu Berçan, sikeceğim şimdi kafana bırakacağım bunu. Amına koydum. Bunu bir soralım mı? Sor kanka. Herkes ama bir şey diyeceğim. Ya, bu lansmanı normal geçen senin lansmanını neler yaptın? Ne abi? Neler yaptın evet, abi? Geçen benim lansmanını ne yaptın? Şarkılar kötü. Lansman kötü. Evet. Adam morali bozuldu. Aa bir dakika İbo. Doğru adam var ya bak. Burada sana neler dese haklı yani. Bak moralini bozdun. O gün adam en son neydi? Oğlum adam en son neydi biliyor musun? Gerçekten mutlu değil misin? Abi biz ya? Adamı işte şey yaptın yani. Tamam. Adam dedi adam ki biz defa bize bir şey olsun abi. Bir şey diyeceğim. Adam Yusuf neden buradasın? Efe de siktir oldu gitti Fransa'ya gideceğim. Hayır İbo dostum biz geldim. Bunu bölme, bunu bölme abi. Onun tek gerçek dostu olarak yani şöyle tek gerçek dostu. Hepiniz toplasanız bir ben etmeyecek dostu olarak geldim buraya. Tamam, tamam yeterli. Sen Enes. Enes sen niye buradasın? Ben her şeye evet dediğim bir süreçteydim. Yes be. İnanılmaz. İnanılmaz. Sen? Benim hiçbir fikrim yok. Tamam. Sen? Ben dün gece after'dan buraya geldim. Sen direkt düşürdüler seni. Ben birlikteydik aynen. Bir şey peki en önemlisi Efe Uyraç niye burada? Ben iki gün önce Efe'ye yazdım ki. Evindeydik. Bak ben iki gün önce Efe'ye yazdım ki. Efe yayında ne olacak ya? Efe dedi ki ya bilmiyorum amına koyayım dedi. Dedim. Doğru. Ne oldu? Ben niye buradayım? İbo'yu seviyorum. İbo kalender bir insan bence. Evet. Allah razı olsun. Evet Türkiye'nin. Kalender mi? O zaman güzel bir yayın oldu. Heh. Evet, doğru. Sen çıkabilirsin kanka biz devam edeceğiz. Güzel bir yayın oldu. Ben de bayağıdır sizi görmüyordum. Gel gel. Gel bir aramıza otursana Ebo. Metere yok sikere metereyi kapatın yine. Tamam yeter oğlum bu kadar. Ne kaç edeyim? Saat oldu? Bitti değil mi süre? Ben işiyorum. Süremiz yok keyfine göre. Yok, yok keyfim yok. Sen uzatmak istiyorsan uzatalım. Abi. Sen ne yaptın? Arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Yayınıma katılın. Kapanış olabilir mi ama ya? Kapatıyor muyuz? Nerede tamam. Berkcan gelsin? Tuvalet gelsin. Çok önemli değil ya. Ayıp ayıp. Lan yok ayıp değil Berkcan. Siz olmasanız ayıptı bu arada. Berkcan'a değil. Size çok teşekkür ediyorum. Cidden tek gerçek dostum. Ne kadar uzak kalsam da iletişim olarak bugün beni kırmayıp geldiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Aynı şekilde Kemal abi. Estağfurullah. Her zaman. Ortamla alakan yok biliyorum ama biraz daha çok YouTuber'lar ya o anlamda söylüyorum. Beni kırmayıp geldiğin için sana teşekkür ediyorum. Dostlarım. Efe sevdim. Dostum seni biliyorum. Cehenneme de çağırsan benimle gidersin. Berkcan'ın amına koyayım. Yayını kapatıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Ne istiyorsunuz oğlum? Söyleyin amına koyayım. Çetede bir şeyler söyle. Ya çetede. Sikeceğim çete şimdi. Dedim çete ne diyeyim oğlum. Abi şunu yapacağız. Arkadaşlar. Beğendiyseniz yayını takip etmeyi unutmayın. Yok yok takip etmenize gerek yok. Lan 2000 sen verdiniz abone. Like atmanıza gerek yok. Abone olmanıza gerek yok. Biz canımızı istediği zaman açarız. Sizi de seviyoruz. Bu yaralı yeter mi? Yeter baba. Tamam. Buyur, Allah'ım aşkına. Bekle bekle. Sen gelme siki. Gel gel bir toplu bir de thumbnail falan. Aa evet bir de bunu YouTube'da izlenmesi var o da para getiriyor. Thumbnail abi. Ben blokleyeceğim bu videoyu. Aynen aşağıdan. Sen ortaya gelsene Nesi ortanızı alın. Uğuz Savaşı'nda kepeği ilk gelen. Daha sen bu. Daha çok güzel. Nesi ortanızı onun istediği gibi olsun. Kaç yağmur koyayım ya. Sen ortaya getirin. Denizkan Bolz yapmış. Amına kodum yerde bir tane editlik olay yok ya. Sizden mi yiyeceğim? Enes'le üçümüz sarılalım. Aşağıda yorumlar var. Enes, Yusuf, ben. Enes biz şuraya bir zaman Şuraya bir zaman çıkalım mı amına koyayım? Götümüzü sikin Efe ile ben dedim. Gel abi gel. Gel bu mu yani? Ben yine tek rüyamda bir araya gelmeyecek beşli. Ha yorumlar Osman, varmış. Osman senin götüne Osman yazmış amına Osman kim lan? Osman olduğunu lan. Ha siz tanıyorsunuz. Devam et abi. Uhud Savaşı'nda tepeyi terk eden okçular tam liste. Siktir git hepsi Müslüman amına koyayım. Denizkan kendini mi koydurttu buraya? Denizkan evet Denizkan Bolz takip edin. Sosyal medyanın esra... Kim hiç, benim için mi söylüyor bunu? Evet, Ranger. Hmm, anladım. Bu yayın kanka hayatımda gördüğüm kötü olur. Niye bizi böyle şey bu ne oğlum sikeceğim seçeceğiniz yorumu ekibin mizahına bak ya. Devam et. Beyler çok teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. Arkadaşlar. Beyler çok sağ olun ya. Amına koyduk para.